Efendim herkese merhabalar. 27 Şubat tarihi, günlerden pazartesi, haftanın ilk iş gününde ve işlem gününde beraberiz sayın seyirciler. Burası Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınıyla sizlere aktardığımız günlük programımızdan, günlük haber yayınımızdan herkese merhaba bir kez daha. Evet, bugün yine gündemvari haberleri paylaşacağız. 3 saat boyunca sıcak gelişmeler, gündeme dair tüm ayrıntıları bu yayın içerisinde her zaman olduğu gibi Ulusal Kanal farkıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Ben Serkan Aksarı, hoş geldiniz günlüğe. Depremlerden bir türlü yakamızı adeta bırakamıyoruz sayın seyirciler. Yine Malatya'da saatler 12.04'ü gösterdiğinde bir deprem yaşandı. Bu kez 5.6 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz sayın seyirciler. Hızlı bir şekilde gideceğiz bölgeye, biliyorsunuz. Sadece Malatya'da, deprem Malatya'da yaşandı. Ancak Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde de bu deprem hissedildi. Bölgeye gidelim. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Vahap Güner bölgede şu dakikalarda ve hemen Vahap Bey'e geçmiş olsun diyelim. Sayın Güner, nasıl bir durum söz konusu? Son gelişmeleri paylaşır mısınız bizlerle? Çok çok sağ olun. Yani her zaman da diğer yayınlarda da söylemiştik. Malatya'da ilk Malatya merkezli ilk ciddi depremlerden bir tanesidir diyebiliriz. Yani 2020 yılında Elazığ Sivrice'deki depremin merkez üssü tam Malatya merkezine 130 kilometre mesafedeydi. Hı hı. Kahramanmaraş Pazarcık 190 kilometre mesafede. Hı hı. Elbistan ise 110 kilometre mesafedeydi. Bugün 12.04'te meydana gelen Yeşilyurt merkezli deprem ise Malatya şehir merkezine 10 kilometre mesafede meydana geldi. Ve sarsıntı oldukça büyüktü. Biz de yerel basın çalışmalarımızı biz çadırda sürdürüyorduk. Hı hı. Kent konseyinin binasına gazeteleri taşımaya çalışıp orada günlük gazeteleri hazırlamaya çalıştığımız bir aşamada, hı hı, yerden bulunduğumuz bina yani birkaç santim havaya kalktıktan sonra tekrar indi. Hemen karşımızda da hasarlı binalarla ilgili işlemleri yapmak için belediye birimine gelen vatandaşlar vardı Sanat Sokağı'nda. Hı hı. Hızla tek katlı binayı insanlar terk etti, meydanlarda toplanmaya başladı. Ve akabinde de şehir merkezinde, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ama ayakta kalmış binaların birer birer çökme haberleri geldi. Şu anda 29 binada binanın çöktüğü, enkaz kurtarma çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Bir vatandaşımız öldü. 69 vatandaş da kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı. Ama şehir merkezine döndüğümüzde Soykan Parkı'nda, eski belediye binası karşısında dediğimiz Cumhuriyet Çarşısı, Kuyumcular Sokağı'ndaki bir AVM binasının. Evet, yine Sayın Güner, birazdan yeniden bağlanacağız size ama şu dakikalarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapıyor efendim. Adıyaman'daki konteyner kenti ziyaret ediyor ve Sayın Bahçeli'nin konuşmasına bakıyoruz. Bilmenizi istiyorum. Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye istikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahiptir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış, kaynaşmış bir Türkiye'dir. Her türlü acıyı da yaşayarak bugünlere erişmiş bir Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'de her şeyin çözümü mutlak surette Cenab-ı Allah'ın yardımıyla mümkün olacaktır. Gayretler o yöndedir. Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni olsun, diğer konular olsun, hepsi halledilmek üzeredir. Üç önemli konu vardır. Birincisi beslenme, ikincisi
barınma, üçüncüsü de emniyettir. Allah'a çok şükür 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya, elden gelen gayreti de göstermeye gayret göstermişlerdir. Ve şu an Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Bundan sonra daha güzel bir hayata nasıl kavuşacağımız konusunda gayretler sürecektir. Şu an burayı şereflendirmiş kanaat önderlerimizin değerlendirmeleri de arzuları da bu yöndedir. O bakımdan ben sözü uzatmak durumunda değilim. Ancak bilmenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Bugünkü yönetimin başarılı olması için her gayreti göstermekten eminiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak. Yeni bir yüzyılda, yeni bir Türkiye, yeni bir hayata Allah'ın izniyle kavuşturacaktır. Buna inanıyoruz. Sözü sahibine bırakıyorum. Söz sahibindeysen bizim fazla söz söylemeye de gereğimiz yoktur. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Sevgili Adıyamanlılar, saygıdeğer Genel Başkan, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün 21. günü artık geride bırakıyoruz. 22. gündeyiz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı 4.17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık. Ve tüm Adıyaman'a, tüm bölgeye, tüm milletimize geçmiş olsun derken hep birlikte vefat edenlerimiz için gelin birer Fatiha okuyalım. Depremden birkaç gün sonra 10 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. Tabii o günden bugüne hamdolsun Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasıyla birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma, diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44.374 vatandaşımız vefat ederken 115.000'i aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı. Adıyaman'da da çoğunluğu şehir merkezinde olmak üzere milletvekilimiz Yakup Taş'ın da aralarında bulunduğu 6.013 vatandaşımız hayatını kaybetti.
17.499 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavisi süren yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Depremin ardından 62.500 Adıyamanlı vatandaşımız, yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve karayoluyla diğer şehirlerimize tahliye edildi. Kendi imkanlarıyla başka yerlere gidenlere de her türlü kolaylığı gösterdik. Şehrimizde arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarmasıyla, polisiyle, askeriyle, sağlıkçısıyla, gönüllüleriyle, DSİ ve orman ekipleriyle 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Yürütülen çalışmalar için şehrimizde 1500'ün üzerinde iş makinası görevlendirildi. Depremin ilk anından bugüne kadar kamu personeli, sivil toplum kuruluşu mensubu, gönüllüsü ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle insanımızın yanında yer alarak canla başla çalışan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gönderdikleri aynı ve nakdi yardımın ötesinde gönüllerini açan, dualarıyla destek olan Karagün dostlarımızın devlet başkanından ferdine kadar tamamına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zor günlerde samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacak, onları hep kalbimizin ve hafızamızın en mütena yerlerinde muhafaza edeceğiz. Değerli kardeşlerim, depremin bölgesinin tamamında 185.345 binadaki 553.415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Adıyaman'da ise 24.497 binadaki 64.349 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle birlikte enkaz kaldırma işleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzeredir. İlk günlerden itibaren kurulmaya başlanan çadır kentlerdeki yaklaşık 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. Ayrıca 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde kalabilmeleri için çadır dağıttık. Yurtlarımızda ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda yaklaşık 4000 kişi barınıyor. Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna da başladık. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İlk konteyner yerleşimlerinin faaliyete geçmeye başladığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı nispeten daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Kira yardımlarının alt tutarını 2000 liradan 3000 liraya çıkardık. Ayrıca hiçbir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde açılan sosyal marketler,
depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için hizmet sunuyor. Yakacak odun ve kömür yardımları sürüyor. Ahırları yıkılan, hayvanları telef olan çiftçilerimizi de unutmuyoruz. Yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız. Değerli kardeşlerim, Adıyaman genelinde altyapıyla ilgili sıkıntılar önemli ölçüde çözüldü. Elektriği olmayan yer hemen hemen kalmadı. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenli olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Sağlam binaların ve iş yerlerinin en kısa sürede kullanılabilir hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Allah'ın izniyle Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraberce yeniden inşa edeceğiz. Bu çerçevede merkezin Karada, Örenli, İndere, Eskiköy bölgelerinde Gölbaşı, Beşpınar'da, Kahta, Çobanlı ve Erekli'de, Tut, Fethiye'de yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14.500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarında söz verdiğimiz konutlardan 234 bininin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Örneğin Adıyaman'da sadece Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak. Tabii köylerdeki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Deprem bölgesi genelinde 75.681, Adıyaman'da ise konutuyla, ahırıyla, bahçesiyle 11.400 köy evi yapacağız. Böylece kenti ve kırıyla bölgenin toplamında inşa edeceğimiz konut sayısı şimdiden 309 bine ulaşacak. Tabii bunlara altyapısıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, parkıyla, spor alanıyla, camisiyle bir yerleşim yerinin ihtiyaç duyacağı tüm müştemilatı da ilave edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamlar daha da yükselecektir. İl ve ilçe merkezlerinde yapacağımız konutları 3 veya 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olacak şekilde şehirlerimizin özgün mimarisine uygun olarak planlıyoruz. Radya temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen TOKİ binaları hamdolsun depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistemle yapacağız. İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismoteknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Fay hattına yakın yerler ile zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yakın işbirliği içindeyiz. Her adımımızı şehirlerimizin kültürüne, sanatına, tabii ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografisine göre atıyoruz. Eski
yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Tarihi eserlerimize, kültür varlıklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Depremde zarar gören Adıyaman'daki, Hatay'daki, Gaziantep'teki, Kahramanmaraş'taki ve diğer şehirlerimizdeki camilerimizi, kiliselerimizi, kalelerimizi tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla ihya edeceğiz. Sadece bugünü değil, bundan sonra karşılaşabileceğimiz felaketleri de ve etkilerini de gözeten bir anlayışla afet yönetim sistemimizi geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede ve mümkün olan en üst düzeyde afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Kardeşlerim, depremin yıkıma ve can kaybına yol açtığı bölgelerdeki şehirlerimiz, ülke ve millet olarak bizim omurgamızın en önemli kısımlarıdır. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu şehirlerimizin ne boşalmasına ne de yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Bunun için buradan deprem bölgesinde yaşayan ancak şartların zorluğu sebebiyle diğer yerlere giden tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy evinin, her ahırın yerine daha moderniyle yenisini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, her işletmeyi, her dükkanı tekrar ayağa kaldıracağız. Adıyaman başta olmak üzere her bir şehrimize deprem öncesinden daha canlı bir ekonomi, daha canlı bir üretim, daha canlı bir ticaret, daha canlı bir turizm, daha canlı bir sosyal hayat, daha canlı bir tarım ve hayvancılık. Velhasıl daha canlı bir gelecek kurmakta, daha bereketli bir iklim tesis etmekte kararlıyız. Bunun için sizlerden ve milletimden bir yıllık bir süre istiyorum. Allah'ın izniyle bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, asırlık demokrasi ve altyapı eksiklerini nasıl tamamladıysak, çözülemez denilen nice sorunun üstesinden nasıl geldiysek, yapılamaz denilen nice eserleri, hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdıysak, inşallah depremin yaralarını da bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum. Elbette her fani gibi bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi, milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için gece gündüz çalıştığımızı hiç kimse inkar edemez. Asrın felaketi olarak tarif edilen 6 Şubat depreminde ölen canları tabii ki geri getiremeyiz. Hamdolsun bunun dışındaki her şeyi telafi edecek iradeye, tecrübeye, birikime, kudrete sahibiz. Van'da bu işi nasıl başardıysak, Bingöl'de bu işi nasıl başardıysak, Malatya'da, Gaziantep'te bunları nasıl başardıysak, Simav'da nasıl bunu başardıysak, velhasıl deprem bölgeleri, İzmir'de nasıl bu işi başardıysak, şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Ama dal kavuklara
asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim? Sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim? Onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımıyla hiçbir felaket, hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz. Sözlerime son vermeden önce ülkemizin en önemli tütün üretim merkezi olan Adıyamanlı kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak için genel bir çalışma zaten yürütüyorduk. Ancak deprem sebebiyle olağanüstü hal bölgesindeki illerimizde faaliyet gösteren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Bu kapsamdaki kooperatiflerimiz için kıyılmış tütün satışındaki %55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre daha avantajlı bir şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı düzenleme birkaç gün içinde hayata geçecek. Üreticilerimizin kazancında önemli bir artış sağlayacak bu düzenlemenin Adıyaman'ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha Adıyaman'a ve deprem yaşanan tüm illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak bir açıklamasıydı. Önce Bahçeli, sonrasında Erdoğan konuştu. Tabii Adıyaman'la ilgili çok önemli öz eleştiriler de var sayın seyirciler. O öz eleştirilere de kısaca bir bakacağız ama şu anda hattımızda yine Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Vahap Güner var. Erdoğan konuşunca hemen Erdoğan'a geçtik ama bir Güner'e bir kez daha merhaba diyelim. Sayın Güner, bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Ve bölgeden son notları, 5.6 depremine dair son notları sizden dinleyelim efendim. Evet, bugün saat 12.04'te Malatya'ya 10 kilometre mesafede Yeşilyurt'un Kozluk Mahallesi'nde meydana gelen deprem ciddi anlamda Malatya'yı sarstı ve çok sayıda bina, hasarlı bina çöktü veya yıkılacak duruma geldi. Şu anda 29 binanın çökmesi nedeniyle enkaz kaldırma ve arama kurtarma taramaları yapılıyor. Yani Kahramanmaraş merkezli depremler Malatya'da ciddi anlamda yıkıma yol açtıktan sonra depremin 22. gününü geride bıraktığımız bir aşamada insanlar yavaş yavaş Malatya'ya dönmeye başlamış ve evlerindeki hasarlı evlerindeki eşyalarını kurtarmak amacıyla dışarıdan kiraladıkları asansör ve nakliye araçlarıyla eşyalarını indirmeye çalışıyorlardı ve Malatya genelinde Bostanbaşı, Bostanbaşı'ndan Çöşnü'ye, Beydağ'dan Çamlıca'ya kadar olan bölgede bu tür araçlarla kurtarma yapıldığını biliyorduk. Tam 12.04'teki depremde hava sıcaklarının da iyi olduğu bir ortamda meydana gelmesi nedeniyle binalarda da insanlar eşyalarını kurtarmak üzere bir aşamada ciddi anlamda Malatya sarsıldı. Evet. Ve gördüğümüz kadar Malatya'da ilk kez bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğer depremler hepsi Malatya dışında merkezliydi. Malatya merkezli 10 kilometre mesafede meydana gelen bu deprem 29 binanın çökmesine, 69 kişinin ilk etapta yaralanmasına, bir kişinin de ölümüne sebebiyet verdi.
enkaz altında Şeyh Bayram Mahallesi'nde 3 kişinin olduğunu ifade ettiler. Bunun yanında da diğer enkazlarda da arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde anında müdahale edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı, Malatya Valisi, Milli Eğitim Bakanı da bölgeyi enkazların bulunduğu bölgeye gitmeye başladılar. Yine şehir merkezinde daha önceden hasar almış binaların kağıt gibi çöktüğünü görüntüleri gelmeye başladı özellikle insanlar. Ve şu anda Malatya'da hala anonslar yapılıyor. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve artçı depremlerin olacağı yönünde de bir takım beklentiler var. Özellikle bilim adamlarının fay hattının, kırılma hattının Malatya'ya doğru ve Malatya'dan da sonra diğer bölgelere gideceği ifade edilmesi nedeniyle Malatya'da dışarıda bir bekleyiş var. İnsanlar yine araçlarını benzin ve diğer akaryakıt koymak için benzin istasyonlarına yöneldiklerini görüyoruz. Şehir şebeke suyu açılmıştı. Kullanılmaya müsaitti. Bu depremin ardında şehir şebeke suyunun da tekrar çamur olarak artması nedeniyle şu anda da şehirde ciddi anlamda bir su sıkıntısı var. Bizler de su bulmak için üniversiteye hatta organize sanayi bölgesindeki depolara gitmek durumunda kaldık. Bir süre daha Malatya içme suyunu kullanamayacağı görünüyor. Ciddi anlamda bir panikle birlikte bir bekleyiş var. Bizler de şu anda sabahtan beri dışarıda görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, Vahap Bey, yaralılarla ilgili peki bir gelişme var mı? 70'e yakın yine vatandaşımız bu anlamda bu son depremde yaralandığı bilgisi geldi bize. Şimdi bunlarla ilgili bir not var mı elinizde? Bir hastanelerden size ulaşan bir bilgi var mı acaba? AFAD'ın açıklamasına 69 yaralı ama bunun diğer hastanelere dışarıya ambulanslarla başka yerlere sevkler de olacağını ifade ediyorlar. Ve hala enkaz altında insanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Çünkü çöken binalarda kimlerin olduğu veya kimlerin bir takım çalışmalar yaptığı bilinmiyor. O aşamada eşyalarını almak için giden insanların depreme yakalanması nedeniyle de bu yönde yaralı ve ölü sayısının da artabileceği ifade ediliyor. Şeyh Bayram Mahallesi'nde mesela bir baba ve kızı eşyalarını almak için tuttukları nakliye aracı ve asansörle binada tahliye yaptıkları sırada bina çöktü. 3 kişi enkaz altında kaldı. Diğer binalarda da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor. Yeni Cami dediğimiz tarihi bölgede bulunan Soykan Parkı'nda da binaların kağıt gibi çöktüğünü görüyoruz. Ayrıca bir alışveriş merkezi binası da eski belediye binası, Cumhuriyet Çarşısı dediğimiz yerde de o binada kağıt gibi çöktü. Çok sayıda bina, apartman, bina deyince de apartmanların çöktüğünü görüyoruz. Bu arada Malatya'nın daha önce de gözde semtleri olan Bostanbaşı bölgesinde de yıkım kararı verilen yüksek katlı binalarda da bu depremin ciddi anlamda bir hasara yol açtığı bilgileri geliyor. Biz de şu anda Malatya'yı tekrar dolaşmaya çalışıyoruz. Evet, o zaman Sayın Güner şunu çok net bir şekilde ifade etmek lazım değil mi? 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrasında özellikle bu tarz depremlerin yaşanabileceğini zaten uzmanlar uyarıyor ama bence siz de bir kez daha buradan bizi izleyen bölgedeki hem Malatyalı hemşehrilerinize hem de aynı zamanda yine bölgedeki diğer vatandaşlara da bir uyarı niteliğinde bence bir kez daha tekrarlamakta fayda var değil mi efendim? Elbette doğru söylüyorsunuz çünkü ben burada tam basın merkezindeydi. Kent konseyinde yapılan bulunduğumuz binanın yani 5-10 santim kalkıp indiğini şahit olduk o şeyinin ve onun gören insanların da panik halinde bu sanat sokağı dediğimiz yerde tek katlı depreme dayanıklı olduğu ifade edilen hiçbir etkilenmeyen bir bina olmasına rağmen binaların havaya kalkıp inişini insanların dışarıya fırlaması nedeniyle de binalara kesinlikle girmemek gerekiyor. Bu artçıların devam edeceğini görüyoruz. Biz de bugün sabah, belki sabaha kadar veya ertesi günde dışarıda kalmaya devam edeceğiz. Onun için
arabalara yakıt takviyesi yapıyoruz ve tekrar çadırlarda kalmaya çalışacağız. Ve bunun yanında da Malatya'da şu andaki ihtiyaç çadır ve konteyner talepleri var. İnsanlara bir an önce evinin önünde, kalacağı yerde çadır veya konteynerler tahsis edilmesi gerekiyor. İçme suyu konusunda yardımcı olunmasını istiyoruz. Dışarıdan çünkü Malatya içme suyu sıkıntısı çektiğini gözümüzle ve sorduğumuz çevremizle de görüyoruz. Onlara da su ulaştırmaya çalışıyoruz. Tekrar duyarlılığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, çok çok geçmiş olsun Sayın Güner. Gözümüz kulağımız bölgede, tabii ki Malatya'da ve bölgede. Bir kez daha gerçekten kötü haberler geliyor bölgeden ama inanıyoruz ki bu günleri de geride bırakacağız. Millet olarak, devlet olarak bir kez daha geçmiş olsun efendim. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim, saygılar. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Vahap Güner, sayın seyirciler bölgeden. Bugün saat 12.04'te yaşanan 5.6 deprem sonrasında ilk değerlendirmeleri yine yayınımıza gerçekleştirdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Bölgeden bakın yeni haberler geliyor. Yeni deprem haberleri geliyor maalesef. Bakın ekranlarınıza da yansıyor. Bu arada 5.6, 5.5'lik depremden bahsediyoruz. Ciddi bir uyarı aslında. Şöyle ki yani bölgedeki depremzedeler, vatandaşlar özellikle yarı yıkılmış, bakın yarı yıkılmış binalara girilmemesi noktasında uyarıda bulunuyor yetkililer. Bu uyarıya dikkat etmemiz gerekiyor. İşte 12.04'te yaşanan 5.5'lik deprem sayın seyirciler ekranlarınıza da yansıyor. Şu anda bir binada 5.5 sonrasında, 12.04 sonrasında yaşanan o yıkımda bakın şu dakikalarda canlı olarak da izliyoruz. Aman ha! Bakın bölgedeki vatandaşlarımıza uyaralım. Bir kez daha az önce Sayın Güner de ifade etti. Hasarlı binalara girilmemesi noktasında. Çünkü her an depremin olabileceğini bu görüntülerde bir kez daha görmüş oluyoruz Sayın Seyirciler. 5.5'lik depremden bahsediyoruz. Malatya'da bugün yaşanan deprem sonrasında bakın bölgede arama kurtarma ekipleri, AFAD yetkilileri ve diğer arama kurtarma çalışanları da bölgede hummalı bir şekilde çalışarak yine binanın içerisinden evet depremzedeleri vatandaşlarımızı da çıkarmaya gayret ediyorlar sayın seyirciler. Bir kişi hayatını kaybetti bu deprem sonrasında 69 kişinin yaralandığını da ifade edelim. Ve şu gün şu dakikalarda 29 binanın yıkıldığı bilgisini de hemen paylaşmış olalım sayın seyirciler sizlerle. Bakın bölgeden yeni görüntüler geliyor. Ve bu görüntüler Malatya'dan canlı olarak ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. 5.5'lik depremden bahsediyoruz. Maalesef 6 Şubat'taki görüntülere benzer görüntüler artık bugün yine bakın ekranlarınıza gelmiş oluyor sayın seyirciler. Evet, dileriz bu görüntüler son görüntüler olur sayın seyirciler. Tabii ki depremin hala artçı da olsa daha fazlası da olsa yine bölgeden deprem haberleri, sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor ve şu ana kadar 12.04'ten bu yana bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı, 29 binanın yıkıldığı bilgisi de var. Onu da özellikle belirtelim. Bölgede yetkililere buradan bir kez daha duyuralım. Temiz su ihtiyacı var sayın seyirciler ve özellikle belirtelim hem çadır ihtiyacının olduğunu belirtelim. Az önce Vahap Bey de ifade etti. Evet, bu deprem sonrasında bölgede depremin yaşandığı Yeşil Yurt'ta sayın seyirciler, evet görüldüğü gibi çadır ihtiyacına çadır ihtiyacının olduğunu belirtelim. Aynı zamanda konteyner ihtiyacının olduğunu da bir kez daha bölgede belirtmiş olalım. Evet, şu anda arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor sayın seyirciler bölgede. 5.5'lik deprem sonrasında, evet, Hummal'da bir çalışma var. Dileriz enkaz altında olanlara hızlı bir şekilde ulaşılır sayın seyirciler. Yani bu deprem belasından görünen o ki artık bu bizim bir yaşam felsefemiz haline gelmesi gerekiyor. Şu dakikalarda Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleşiyor sayın seyirciler. Bölgeden yeni görüntüler yansırken Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi burası ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yıkılan bir bina.
Şu dakikalarda arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Depremden bir türlü kurtulamadık. 2023'ün sayın seyirciler bakın ilk aylarında maalesef Türkiye böyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Dileriz bu felaketler bizlere ders olur ve biz binalarımızı artık daha sağlam bir şekilde yaparız sayın seyirciler. Bugün saatler tam 18.30'u gösterdiğinde de bu konuyu konuşacağız. Uzman isimlerle bizim binalarımız neden hemen yıkılıyor sorusuna cevap arayacağız. Saatler tam 18.30'u gösterdiğinde, evet, ulusal özel yayınımızda sayın seyirciler, yine benim sunacağım, benim sizlere moderatörlük yapacağım programda çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Şöyle ki, Şeref Alpago, inşaat mühendisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi, Hatay, Reyhanlı'da incelemelerde bizzat bulunan bir isim, bölgede deprem noktalarını gezen ve bu binalar niye yıkılıyor diye araştırma yapan bir isim. Yeni binaların neden dayanıksız yapıldığına dair, yıkılan binaların özellikle kullanılan dere malzemelerinden mi acaba kaynaklanıyor? Yani dere malzemeleri kullanıldığı için mi bu binalar hızlı şekilde yıkılıyor? Yine özellikle müteahhitler bu anlamda neden bu işlere yani bina yaparken hangi noktalarda eksik kalıyorlar? Güçlendirme konusuna bir bakacağız bugün. İdeal bir inşaat nasıl yapılmalı sorusuna bakacağız. Yani yoğun bir ulusal özel yayını sizlerle buluşacak. Saatler tam 18.30'u gösterdiğinde Şeref Bey'in yayında olacağını da özellikle belirtelim sayın seyirciler. Görüntüler ekranlarınıza yansımaya devam ediyor. Burası Malatya sayın seyirciler. Malatya'dan görüntüler paylaşıyoruz canlı bir şekilde. Ekranlarınıza geliyor, belirtmiş olalım. Şöyle ki bakın bölgeden, evet bölgeden 5.6'lık depremden bahsediyoruz sayın seyirciler. Evet şu dakikalarda arama kurtarma çalışanları Battal Gazi ilçesinde yoğun bir şekilde Zafer Mahallesi, Battal Gazi ilçesi, Malatya Battal Gazi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde şu dakikalarda bir arama gerçekleştiriyorlar. Ve o arama kurtarma görüntüleri de ekranlarınıza canlı bir şekilde yansıyor sayın seyirciler. Bir kez daha Malatya'ya geçmiş olsun diyelim. İlerleyen dakikalarda yeni görüntüleri tabii ki paylaşacağız sayın seyirciler. Bir de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına bir bakacağız. Tekrar şöyle bir göz atalım. Malatya'ya birazdan yeniden bir gideceğiz bölgeye. Arama kurtarma binalardaki enkaz altından arama kurtarma çalışmalarına tabii ki birazdan yine göz atacağız ama sayın seyirciler. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına baktığımızda bir öz eleştiri vardı. İlk kez Erdoğan'ı bu öz eleştirilerle görmüş olduk sayın seyirciler. Bölge adına, depremler adına. Şöyle ki şimdi bir açıklamaya bir bakalım dilerseniz. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Artçıların en çok etkilediği bir ilde Adıyaman'dır diye başladı. Sarsıntıların yıkıcı etkisi olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik dedi. Biliyorsunuz Adıyaman'a geç ulaşıldığı noktasında birçok eleştiri vardı. Bunun için diyor, bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için helallik istiyorum diyor. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diye de konuşmasına devam ediyor. Biliyorsunuz az önce de ekranlarınıza taşıdık. Yani bir öz eleştiriden bahsediyor aslında burada. Evet haklısınız. İlk saatlerde, ilk birkaç gün ifadesi var. İlk birkaç gün Adıyaman'a yetişemedik. Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik diyor. Dolayısıyla bu da tabii önemli. Yani öz eleştiriyi kabul etmek de çok önemli. Evet yetişemedik ama şu anda bölgede gereken her şeyi yapıyoruz diyor bir bakıma Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii kolay değil efendim. Devlet olmak da kolay değil. Yani 11 ilden bahsediyoruz ve bu 11 ilde bakın depremzedelere bir bir ulaşılması gerekiyor. Aynı zamanda onların ihtiyaçları şu günlerde zor şartlar altında bile olsa devlet vatandaşının, depremzedesinin yanında sayın seyirciler. Onu da özellikle ifade etmekte gerek. Moral bozmaya hiç gerek yok. Artık her şey geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız. Bundan sonrası için konteyner kentler, aynı zamanda çadır kentler kuruluyor. Eksikler var. Evet işte bugün 5.6-5.5'lik depremden bahsediyoruz Malatya'da. Bölgede yine çadır ihtiyacı var. Konteyner ihtiyacı var. Yani biz bu deprem gerçeğiyle öyle görünüyor ki artık tam anlamıyla
yüzleşmek zorundayız sayın seyirciler ve depremle yaşamak zorundayız. Binalarımızı sağlamlaştıracağız. Gerekirse bununla ilgili çok ciddi eğitimler alınacak. İşte geçen bir misafirimiz söyledi. Gerekirse AFAD Bakanlığı, Afet Bakanlığı kurulacak. Yani bunu biraz daha, bu durumu, bakın depremle yaşama durumunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. O zaman da kayıplarımız inanıyoruz ki olmayacaktır sayın seyirciler. Peki devam edelim. 15.44 oldu saatlerimiz. Şimdi bölgeden sıcak gelişmeleri bir kez daha bir gidelim mi arkadaşlar? Malatya'dan görüntüler varsa eğer bir kez daha arama kurtarma noktasına bir bakalım isteriz. Şöyle ki bölgeden yeni görüntüler, evet şu anda ekranlarınıza yansımaya başladı, görüyorsunuz. Sıcak görüntüler, canlı görüntüler, bu görüntüler AFAD çalışanları, arama kurtarma personelleri bölgede 5.5'lik deprem. Saatler 12.04'ü gösterdiğinde yaşanan bir depremden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız da alt bantta yazdılar. AFAD açıklama yaptı. Bir kişi bu depremde hayatını kaybetti. 69 kişi. Evet, bir ses dinlenildiği noktasında yönetmen arkadaşım uyarıyor. Şu dakikada bir ses dinlendiğine dair, bakın bölgeden de tüm iş makineleri durduruldu. Sese doğru bir yöneliş var. Buradan anladığımız kadarıyla. Bakalım o ses hangi noktadan geliyor ve arama kurtarma çalışanları o noktaya yönelebilecekler mi? Evet, bir hareketlilik başladı. Muhtemelen sesin geldiği yöne doğru bir ilerleyiş olacak. Ve bakalım bölgeden nasıl bir görüntü izleyeceğiz. Bizler de dileriz enkaz altında bulunan vatandaşlarımız da hızlı bir şekilde o noktadan sağ salim bir şekilde kurtarılırlar sayın seyirciler. Evet, günlük yayınımız devam ediyor ve şimdi değerli izleyenler, Kızılay ile ilgili haberimize bir götüreceğiz sizleri. Bakın, bugünlerde kenetlenmemiz gerekirken, birbirimize daha çok sahip çıkmamız gerekirken, kusurlarımızı görmememiz gerekirken ama maalesef Türkiye'nin güzide kurumlarından biri. Yani afet olduğunda, sel olduğunda, deprem olduğunda, yangın olduğunda bölgeye hemen ilk gelen kurumlardan biri. Vatandaşın hemen yanında olan kurumlardan biri. Devletin kurumlarından biri, vatandaşın kurumlarından biri, bizden olan kurumlardan biri. Kızılay'dan bahsediyoruz. Bakın, Murat Arel, Cumhuriyet yazarı Murat Arel, Kızılay'ın depremzedelere çadır vermeyip ahbaba kriz anında çadır sattığını iddia etti sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili bir haber var. Kızılay Başkanı Kerem Kınık iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Deprem bölgelerine gönderilecek binlerce çadırın bir kısmının maliyetinin ahbap tarafından karşılandığını açıkladı. Yani bu ahbap olur, başka bir kurum olur, bir yardım kuruluşu olur, İHH olur, Deniz Feneri olur ya da başka bir, hiç fark etme hangi kurum olduğu çok önemli değil. Yani bakın bugünlerde o kenetlenmeyi nedense, o kenetlenmekten bir hayli rahatsız olan bazı kesim ve bazı kişiler var sayın seyirciler. Gelin haberimizi bir izleyelim. Eminiz ki üzerine çok şey düşüneceksiniz, çok şey düşüneceğiz ve çok şey konuşacağız efendim. Haberi istiyoruz. Depremzedelerin yardımına koşan Kızılay, CHP medyası tarafından kriz anında çadır satışı yaptı, ifadeleriyle hedef alındı. Cumhuriyet yazarı Murat Arel, Kızılay'ın stoklarındaki çadırı deprem bölgelerine göndermek yerine sattığını iddia etti. Ancak iddia gerçek çıkmadı. Konuyla ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıklama yaptı. Ahbap'ın deprem bölgelerine gönderilecek binlerce çadırdan 2050 adedinin maliyetini Kızılay çadıra ödediğini duyurdu. Ahbap Derneği'de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay çadırdan maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Kınık, Ahbap'tan alınan kaynakla da depremzedeler için çadır üretilip ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır ham madde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığıyla ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Ahbap kurucusu Haluk Levent haberin üstünden uzun bir süre geçtikten sonra Kızılay'ın açıklamasını doğruladı. İnsan kaynakları da görevlendirilen personeli konsolide etmeye çalışıyor.
Evet, durum böyle efendim. Yani bu dedikoduları mı konuşalım yoksa deprem bölgesinden yeni, güncel, canlı haberlerimizi mi paylaşalım? İşin açıkçası biz ikinci yolu tercih ediyoruz efendim. Bölgeden yeni gelişmeler, sıcak gelişmeler, vatandaşın derdine, vatandaşın bölgede neye ihtiyacı var? Özellikle bölgede hangi gelişmeler yaşanıyor? Son dakika bilgiler, canlı bağlantılar. Biz buna yöneliyoruz, bunu tercih ediyoruz. Yoksa dedikodu yapmak en kolayı. Herkes dedikodu yapmak yapabilir. Yani yıkmak kolay. Önemli olan yapabilmek efendim. İşte maalesef Murat Ağrel ve bu tarz isimler şu zor günlerimize dahi yıkmayı, eleştirmeyi, dedikoduyu tercih ediyorlar. Peki, biz ikincisiyle devam edelim. Şimdi Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener'in televizyonumuza, ulusal kanala yaptığı özel açıklamaya götüreceğiz sizleri. Ve bir uyarısı var, bakın, artçı sarsıntıların bir yıl daha süreceğini söylüyor Sayın Profesör Haluk Özener. Bir bakalım diğer açıklamaları da. Bu depremlerin artçılarının aylar boyu süreceği, hatta bir yıla kadar artçı sarsıntıların olacağını daha önce ifade etmiştik. Yani bugün 9000 sayısını geçti. 6'nın üzerinde 3 tane biliyorsunuz artçı sarsıntımız var. Bu artçıların bir yıl boyunca süreceği düşünürse bu rakamların 20 binlerin üzerine çıkacağını, belki daha da fazla olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Doğu Anadolu fay sisteminde olan bu iki depremin olası Marmara depremini tetikleyeceğini söylemek bilimsel olarak çok 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 iddialı bir yaklaşım olur. Bu sistemin Marmara'daki olacak depremi öne çekeceği, hızlandıracağı gibi yaklaşımların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bununla birlikte de Marmara'daki deprem tehlikesinin sürdüğünü, yani olağan zaten deprem tehlikesinin var olduğunu söylüyorum. Burada çok çeşitli öğretim üyelerinin farklı varsayımlarla değişik tespitleri olabiliyor. Yani bu tarz bilimsel tartışmaların ekranlar karşısında, vatandaşların önünde yapılmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Burada kesin bir doğru yok. Yani farklı modeller var. Burada tek bir doğru var. Marmara Denizi içinde başta İstanbul'u, daha sonra Marmara bölgesini etkileyecek bir deprem potansiyeli var. Fakat bu fay tek parça mı kırılacak, iki parça mı, üç parçalı mı kırılacak? Bunu da çok net bilmiyoruz. Fakat bu kaymalar total olarak ülkenin işte 7 metre kaydığı olarak algılanmaması lazım. Lokal olarak oluyor bunlar. Faya yakın yerlerde daha fazla hareket oluyor. Faydan uzaklaştıkça bu hareket azalıyor. Yani kaymışlık, mülkiye sınırları ile ilgili problemler çıkabiliyor. Tarlalar kayıyor. Yani elinizdeki koordinatlarla, mevcut koordinatlar tutmuyor. Bu konuda da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hemen saha çalışmaları var. Dolayısıyla o koordinatlara düzeltmeler getiriliyor. Bu sorunları da çözebilmek için çalışmalar sahada yapılıyor. Ancak bizim yapmamız gereken depremin açıkçası ne zaman olacağından ve ne büyüklükte olacağından çok biz ona ne kadar hazırız, bu depremi nasıl karşılayacağız, o konuda odaklanmamız lazım. Karar vericileri ve vatandaşların üzerine düşen gerçekten çok önemli görevler var. Maalesef basın önünde şunlar tartışıyor: şu bölge, şu mahalle sağlamdır, şu semt sağlam değildir, burası çürüktür. Yani bakın, sadece tek bir parametre değil. Bakın, faya yakınlık, zemin koşulları, bina zemin ilişkisi çok önemli. Yani faya çok yakın yerde bir yerin eviniz vardır. Zemini çok iyi değildir ama oraya öyle bir teknikle bir inşaat yapmıştır ki çok sağlam zeminli bir yerdeki, faydan çok uzak bir yerdeki fakat kötü yapılmış bir binaya göre depreme karşı çok daha dirençli olabilir. Tek bir parametreyle bir yorumda bulunmak inanılmaz yanlışlara yol açabiliyor. Yani çok aklı selim bir şekilde bundan sonraki felaketlere, doğa olaylarının felaket olmaması yönünde gerekli önlemleri alalım. Buradaki tek şeyin bu bir kişinin çabasıyla olmayacağını, ne merkez hükümetin ne yerel yönetimin toplu bir şekilde, yani bir seferlik bu afetlerin önüne geçebileceğimizin üstüne bir kez daha basarak ifade etmek istiyorum. Çünkü yapmamız tek gereken şey bu güçlerimizi birleştirmek. Malatya'ya bir kez daha götürelim. Canlı görüntülerimiz var sayın seyirciler. Bölgeden bakalım. Evet, ekranlarınıza yansımaya başladı. 5.5'lik deprem. AFAD'dan açıklama geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Evet, 69 kişinin de yaralandığı bilgisi var sayın seyirciler. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. AFAD'dan birazdan bölgeyle ilgili yeni bir açıklama bekleniyor sayın seyirciler. Bakalım o açıklama gelir mi, gelmez mi, onu bekliyoruz.
Geldiği andan itibaren de gelişmeleri ekranlarınıza yansıtacağız. Enkaz altında 3 kişi için yapılıyor bu arama kurtarma çalışmaları sayın seyirciler. Malatya'da son depremden bahsediyoruz. Maalesef yine depremle sarsılıyoruz ve görüntüler ekranlarınıza yansımaya başladı. Hemen detayları da tabii hızlı bir şekilde paylaşalım. Burası Battalgazi ilçesi ve Battalgazi ilçesinde Zafer Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yıkılan bir bina ve bu dakikalarda bu binada yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. 5.5'lik deprem enkaz altında, bu binanın altında 3 kişi var. Bu arada az önce yetkililer de uyardı. AFAD'dan zaten sık sık bu konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Deprem noktalarında bakın, özellikle hasarlı binalara girilmemesi noktasında uyarılar var sayın seyirciler. Gerek AFAD, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekse diğer sivil toplum kuruluşları bu konuda uyarıyorlar. Çünkü artçılar devam ediyor. Tam yıkılmayan noktalar her an bu artçılar yüzünden yıkılabilir. Ve dolayısıyla hiç ummadığınız bir noktada depremin altında kalabilirsiniz, Allah korusun. Yetkililer bu konuyla ilgili uyarıyorlar. Sakın enkaza girmeyin. Yani yarı yıkılmış binalara girmeyin konusunda bu uyarıyı sık sık yapıyorlar sayın seyirciler. İş makineleri o bölgede enkaz altında 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve bölgeden yeni görüntüler paylaşmaya da devam ediyoruz. Malatya'da 5.5'lik deprem 12.04'te yaşandı sayın seyirciler. Ve bu deprem sonrasında şu dakikalarda enkaz altında bulunan 3 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Zafer Mahallesi, Battalgazi ilçesi burası. Malatya'dan görüntüler ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. Evet, Malatya'dan yeni görüntüler var sayın seyirciler. Üç kişi şu anda bu enkazın altında. Ve bakalım şu dakikalarda bölgeden güzel haberler verebilecek miyiz sizlere? Onu da bekliyoruz tabii. Evet, görüntüler ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. Görüldüğü gibi Malatya'da 5.5'lik deprem sonrasında 3 kişinin bu binada olduğu, bu enkazın altında olduğu bilgisi alındı. Ve konuyla ilgili bakalım nasıl bir gelişme olacak sayın seyirciler. Dileriz o 3 kişiye hızlı bir şekilde ulaşılır ve bölgeden, evet maalesef, güzel haberler alırız diye ümit ediyoruz sayın seyirciler. Ama 3 kişinin bu enkazı, o kadar uyarıya rağmen, tabii bu da çok enteresan. Yani bizim vatandaşımız da özellikle uyarılar yapıldığı halde yine yarım, yani az yıkılmış binalara, hasarlı binalara giriyorlar sayın seyirciler. Sonra da bu manzarayla maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Dileriz o 3 kişiye hızlı bir şekilde ulaştırırız sayın seyirciler. Peki haberlerimize bir bakalım. Şimdi bölgeye yeniden gideceğiz. Malatya'dan yine görüntüler tabii ki paylaşacağız. Dileriz kurtarma görüntüleri olur da onları da yine ekranlarınıza anlık olarak, canlı olarak taşırız. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek depremlerin ardından mevcut sistemin çöktüğünü bir kez daha anlattı sayın seyirciler. Bakın şimdi hangi ifadelerle anlattı? Şimdi bakacağız oraya. Bakın Perinçek, Türkiye'de iflas eden sistemin yerine çözümü koyacak partinin Vatan Partisi olduğunu bir kez daha yineledi sayın seyirciler. İstiklal Savaşı'ndan sonraki en kritik seçim ifadesini kullandı ve Vatan Partililere de bakın hangi cümlelerle seslendi. Türkiye güçleri içerisinde Vatan Partisi bağımsız olarak seçime giriyor. Neden? Çünkü Vatan Partisi eğer Millet Meclisi'ne %7 oyun üzerine çıkarak girerse bu bütün Türkiye dengelerini değiştirecek.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Vatan Partisi Ankara Keçiören ilçe kurultayında konuştu. Perinçek, depremlerin ardından neoliberal sistemin çöktüğünün bir kez daha gözler önüne serildiğini işaret etti. Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıya. Hele bu son yaşadığımız depremlerden sonra o büyük zorluklar daha da büyüdü. İçine girdiğimiz süreçte hem ekonomide Türkiye'de iflas etmiş bir programla karşı karşıya yüz yüze geldi. Hem güvenlikte dış tehditler, özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de odaklanan dış tehditler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın Ege kıyılarına kurduğu yeni üsler. Vatan Partisi olarak biz zorluklarda büyük kararı görüyoruz. Perinçek, yeni düzenin kurulmasına Vatan Partisi'nin öncülük edeceğini kaydetti. Vatan Partisi'nin Silivri duvarlarının ABD'nin duvarlarını yıktığını, Türk ordusunu kurtardığını belirtti. Türkiye büyük çözümün eşiğine girmiştir. Büyük zorluklar, daha doğrusu iflas eden sistemler yeni sistemleri çağırır. Şu anda Türkiye'de iflas eden bir sistem var, iflas eden bir düzen var ve eşiğinde bulunduğumuz yeni bir sistem var. Vatan Partisi'nin zamanı geldi. İflas eden sisteme yeni bir sistem kuruluşuyla yanıt veren parti, Vatan Partisi. O büyük iş Atatürk devriminin tamamlanmasıdır. Yani bizim Türk devriminin programı cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, devletçiyiz, laikiz ve devrimciyiz. Türkiye'nin artık tarih yaptığı her adımda Vatan Partisi var. Vatan Partisi Genel Başkanı seçimin önemine dikkat çekti. Vatan Partileri seslendi. Geldiğimiz, dayandığımız, tarihin omuzlarımıza yüklediği büyük görevlerin bilincinde olalım. Size tek bir çağrım var. Daha doğrusu Vatan Partisi'nin Merkez Karar Kurulu'nu, Merkez Yürütme Kurulu'nu, Başkanlık Kurulu'nu temsil eden arkadaşınız olarak size bir emrim var. Büyük işe hazır olacaksınız. Önümüzdeki büyük görevlere hazır olacaksınız. Çünkü tarih bize şimdi önümüze koymuş o. Zamanı geldi. O büyük işin zamanı geldi. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu önümüzdeki seçim Türkiye'de iktidar mücadelelerinde, iktidar hesaplaşmalarında İstiklal Savaşı'ndan sonraki en kritik seçimdir, en can alıcı seçimdir. İstiklal Savaşı'ndan bu yana bakın iktidar mücadelelerinde hiçbir zaman Türkiye bugünkü noktaya gelmedi. Türkiye güçleri içerisinde Vatan Partisi bağımsız olarak seçime giriyor. Neden? Çünkü Vatan Partisi eğer Millet Meclisi'ne %7 oyun üzerine çıkarak girerse bu bütün Türkiye dengelerini değiştirecek. Doğu Perinçek çözümün nasıl olacağını da anlattı. ABD'nin çöpe atılacak programı yerine Vatan Partisi'nin ekonomide kamucu bir programı olduğunu da kaydetti. Türkiye ekonomisinin ayağa kaldırılmasına kullanılacak kaynakları da açıkladı. Vatan Partisi diyor ki bizim Londra bankalarına falan koşmaya ihtiyacımız yok. Zaten Türkiye'de yaratılmış servetler, İşte Londra bankalarına, İsviçre bankalarına, kıyı bankalarına falan yatırılmış. Miktarı ne? 300 ila 500 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Hadi diyelim 300 milyar dolar. 300 milyar dolar ne demek? Bu millet depremde binaların altında kalacak. Çadırlarda yaşayacak. Kızılay'ın getirdiği kepçelere tasını uzatacak. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimiz için diyoruz ki 300 milyar doları toplayacağız o kimin servetleri ise. Diyeceğiz ki arkadaş senin 300 milyar dolar helal olsun senin ama sen onu Londra Bankası'nda, Kıyı Bankası'nda falan tutamazsın. Sana 3 ay süre veriyoruz. Onlar derhal Türkiye'ye gelecek. 441 milyar Türk lirasına çıkmış banka karları 2022 yılında. Diyoruz ki ya bu kadar kar bankalar bu kadar kar edeceğine bu vatandaşının sorunlarını çözelim, istihdam yaratalım, üretim yapalım. Bankaların karlarına da el koyuyor değiliz. Bir vergi çıkartarak diyelim kurumlar vergisinde çeşitli düzenlemeler yaparak bankaların
siz diyelim %15 kere deyin, %20 kere deyin ama %366 arttırmayın karlarınızı. Efendim depreme merhamet, vatandaşlarımıza merhamet, duvarların altında kalan insanlarımızın feryatlarına kulağımızı dayamak, kalbimizin titremesi. Kalp böyle titrer. Perinçek dış politikada da kamucu, devletçi, paylaşmacı çizgiye uygun davranılacağını ifade etti. Dünyanın Vatan Partisi'nin farkında olduğunu vurguladı. Dışarıdan dayatılan çöplükte olan programın sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Zümona Kürdistan adı altında ikinci İsrail Devleti kurmayı dayatan da o. Bunu reddediyoruz. Bunu reddetmenin gerektirdiği uluslararası mevzilenmeyi de hayata geçirmek durumundayız. Onun için dans eden siyasetler de bitmiştir. Yani Amerika ile işte bilmem Asya arasında, Atlantik ile Asya arasında Türkiye bir Asya ülkesidir. Türkler Asya'da. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bizim Türk devletleri kurmuş Çin'le Rusya ile birlikte. Vatan Partisi'nin programında Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmek var. Çünkü Vatan Partisi süreci de görüyor. Türk milliyetçiliğini de temsil ediyor. Türk milliyetçiliği böyle olur. Sen Türk devletlerinden kopacaksın Amerika'nın yanında. O zaman nasıl Türk milliyetçisi olacaksın? Efendim devam edelim. Saatler 16.05'i göstermeye başlıyor ve Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınıyla şimdi bir konuğumuz olacak. Özellikle deprem noktalarındaki hem vatandaşlarımız için, depremzedeler için hem de bizim için, yani diğer yine izleyicilerimiz için çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sigorta konusunu konuşacağız sayın seyirciler ve kiminle? Cem Zeren, sigorta acentesi ve risk danışmanı, Sayın Ege Sigorta Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Cem Zeren şu anda karşımızda. Efendim günlük yayınımıza hoş geldiniz Sayın Cem Zeren. Hoş buldum Serkan Bey, sağ ol. Şimdi bu sigorta konusunu herhalde bu depremden sonra daha da önemli hale getirmemiz gerekiyor. Daha da ciddi anlamda üzerine düşmemiz gerekiyor. Önce şunu sormak istiyorum. Özellikle bu tespitler deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızı yakinen ilgilendiren bu tespitler nasıl yapılıyor? Ve bu anlamda buradaki depremzedeler haklarını nasıl savunacaklar? Evleri olsun, arabaları olsun, diğer işletmeleri olsun nasıl bir yol izlenecek? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun ve sigorta şirketlerinin birçok eksperi şu anda deprem bölgesinde. Günlerdir de deprem olduğundan beri birçok eksper deprem bölgesinde yatıyor, kalkıyor. Çok hızlı bir şekilde hasarların belirlenmesine çalışıyorlar. Şimdi sigortalıların şu anda kadar konutlarda deprem bölgesinde 290 binin üzerinde konut DASK başvurusu yapıldı ve şu ana kadar ödenen DASK 1 milyar 120 milyon. Dolayısıyla bu ödemeler de devam edecek. Beklenen DASK'ın ödeyeceği tazminat tahminen 14 milyar Türk lirası olacak. DASK dışında diğer tüm sigortaların kasko, konut gibi sigortalarla beraber ödenecek tazminatın bugün Türkiye Sigortalar Birliği bir açıklama yaptı. 1 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Şimdi bölgede poliçelerde DASK oranı ne yazık ki %46'larda. İl il baktığımızda bu oran bazı illerde Diyarbakır'da örneğin %33.7 çok düşük bir oran var. Ama sigortalama oranı yüksek olan, nispeten yüksek olan illerimiz de var. %53'lerde Kahramanmaraş, Gaziantep'in %64.5'da deprem bölgesindeki en yoğun DASK yapan il. Ne yazık ki DASK oranı oldukça düşük. Kasko oranı daha da düşük. %17'lerde. Düşük olduğu için hasarlarda da ne yazık ki kısmen yardımcı olunuyor ama sigorta şirketi bu konuda elinden geldiğince sigorta sektörü teminatlarını esnetmeye çalışıyor. Örneğin bugün bir sigorta şirketi kaskolarda muafiyet
deprem muafiyeti olsa bile deprem muafiyetini uygulamayacağını belirtti. Tabi her şirket yapar mı yapmaz mı bunu bilemeyiz. Sonuçta yazılı bir sözleşme, sözleşmenizin karşılığında hasarınızı talep ediyorsunuz. Ama sektör deprem bölgesi mümkün olduğunca çabuk hareket etmeye çalışıyor. Evet, evet. Evet Sayın Zeren beni duyabiliyorsunuz değil mi efendim? Değil mi efendim? Yani, hazır, duyuyorum yani tabii. Muafiyetini uyguladı derken orayı biraz daha açabilir miyiz? Çünkü şunu sormak istiyorum. Yani DASK'a başvurmayan vatandaşlarımız bu anlamda bir ödeme alamayacaklar mı? Ya da bu DASK hizmetinden faydalanamayacaklar mı mesela? Ya da DASK'ı ödeyen, yani bildiğim kadarıyla her yıl ödeniyor bu rakam. Şimdi bunu ödeyenler de, yani bu ücreti ödeyenler de bu imkandan tabii ki faydalanacak ya da ne kadarına faydalanacaklar. Biraz bunu açmanızı istiyorum çünkü bu konu binlerce, on binlerce, milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu. İnanıyorum ki bu yayınla her şey biraz daha açıklığa kavuşacaktır. Sizi dinliyorum efendim. Evet, şimdi DASK poliçeleri olanlar, eksperler hasarlı konutları ziyaret ediyorlar. Zaten hangi konutun hasarlı olduğu da belli. DASK da bunu yönetiyor. Zaten hasarı ödeyecek kurum Afetler Sigorta Kurumu. Hasar DASK poliçesi olanlar hasarlarını alacaklar. Ama nasıl alacaklar? DASK poliçelerinde bu sene başına kadar metrekarelik sigorta bedeli 1508 liraydı. Arttırıldı. Ne yazık ki DASK poliçeleri olanlar bu arttırmayı yapmadılar. Sigorta bedelini arttırmadılar. 3016 liradan metrekaresi hesaplanıyor. Tabii DASK'ın belirlediği metrekare fiyatı çok yetersiz. Bugün 6000 lira bir evin bence minimum metrekare bedeli. Eğer bu biraz daha yüksekse, bir gökdelendeyse, bir sitedeyse, ortak alanı da dahil ederseniz 12-13 bin liraya metrekare bedelleri çıkabilir. Ama DASK'tan güncel bedellerle metrekaresi 3016 liralık. Eğer güncellemedilerse bedelleri sigortalılar metrekaresi 1508 liralık bir tazminat alacaklar. İşin daha da kötüsü ne yazık ki bu poliçe sigorta poliçesi gibi değil de sanki elektrik, su gibi başvurularda gerekli bir belgeymiş gibi yapıldığı için bazı kurumlar ya da bazı aracılar burada gerçek ya da bazı sigortalılar düşük prim ödeyebilmek için poliçelerin gerçek metrekarelerini yazmadılar. Örneğin 150 metrekarelik bir eviniz varsa 50 metrekare yazmışsınız, 50 çarpı 3016 alacaksınız. Bu nedenle DASK poliçede ne varsa tabii ki onu ödeyecek. Muafiyetten bahsetmiyorum, ödeyeceği paradan bahsediyorum. Tabii kasko poliçelerinde, ihtiyari konut poliçelerinde deprem muafiyetleri de olabilir. Deprem muafiyetsiz de yapılmış olabilir. Bence diğer sigortalılarımız da kaskolarına bir baksınlar. Deprem teminatı var mı? Muafiyeti uygulanmış mı? Konut poliçelerine baksınlar. Konut poliçelerinde deprem teminatı alınmış mı? Bir hasar anında teminatı almıyorsak ne yazık ki hasar ödenmez. DASK poliçelerinde de bedellerine eğer metrekaresi 1508 liradansa 3016 liraya yükselsinler. Bundan başka ihtiyari deprem poliçesi yapılmasını da öneririm. Deprem tarifesinde çok güzel bir açıklama var. İhtiyari bina teminatında deprem bina deprem bedeli poliçede ne yazıyorsa o bedelde sigortalı ile sigortacının anlaştığı mutabık kaldığı yazılıyor. Yani konut poliçesinde sigorta şirketi sigortalıya sen yüksek bedel yazmışsın diyemeyecek. Çünkü tarifede çok açık bir şekilde sigortalı ve sigortacı ihtiyari poliçedeki deprem bedelinde anlaşmıştır diyor. Sigorta şirketi poliçeyi yaparken bu bedel yüksek deyip azaltabilir, düşük deyip yükseltebilir. Ama ihtiyari poliçeniz varsa hasarınızı tam olarak alabilirsiniz. Dolayısıyla sigortalılardan şunu yapmasını istiyorum. Bir, DASK poliçelerini kontrol etsinler. Sigorta bedeli metrekare fiyatı 1508 lira mı, 3016 lira mı? İki, poliçedeki metrekare
bilgisini kontrol etsinler. Ne yazık ki düşük prim çıkarabilmek için bazı kurumlar, acenteler bunu genelde yapmaz, onu da söylüyorum. Düşük bedelli yapmış olabiliyorlar poliçeyi. Tabii düşük metrekareli bir poliçe düşük hasar ödeyecektir. Üçüncüsü, depreme karşı gerçek anlamda korumak istiyorlarsa üzerine bir de ihtiyari konut poliçelerini yapsınlar. Burada binalarının gerçek bina değerini alırlar. Arsa değeri teminata dahil değildir zaten. Arsa hariç bina bedelini hesaplamaları gerekir. Deprem bölgesinde sigortacılara bazı önemli ayrıcalıklar da yaptılar. Örneğin mevcut poliçeleri 8 Mayıs'a kadar uzattılar. Herhangi bir prim almadan bu dönemde poliçeleri yenileme şansı olmadığı için birçok ne yazık ki meslektaşımız da hayatını kaybetti deprem bölgesinde. Sigortalılar 8 Mayıs'a kadar poliçeleri uzattılar. 8 Mayıs'ta istemezlerse gün esasında poliçeler iptal edilecek, herhangi bir prim de alınmayacak. Ama bu koşturmada poliçemi yenil mi, yenilemedim mi dememeleri için zorunlu poliçeler hariç 8 Mayıs'a kadar süre uzatıldı. İkinci sektörün yaptığı güzel bir uygulama deprem bölgesinde trafik poliçesini yaptırmayanlar, kaçıranlar poliçelerini yaptıracakları zaman herhangi bir sürprim yaptırmadıkları dönem için bir ceza ödemeyecekler. O koşuşturmaca bölgenin şartlarına da düşünerek sigorta sektörü bu konuda bazı kararlar aldı. Tabii burada kaskodaki sigortalanma oranının çok düşük olduğunu, konut sigortalarının daha da düşük olduğunu görüyoruz. Konutlarda %9 sigortalanma var. En azından DASK'ta %46 ortalama varken bölgede konutta %9, kaskoda da %17, DASK'ta %49 sigortalanma oranı var. Ne yazık ki sigortalanma oranı düşük. Tabii bu yapılan poliçelerde deprem teminatı. Önümde bir not var. Deniyor ki 13 milyondan fazla nüfusa sahip, milli geliri de %10 katkı sunan depremin etkilediği illerde 4 milyon poliçe bulunuyor deniyor. Evet, yani poliçe sayısı çok düşük. Sigortalanma oranı çok düşük. Poliçelerin doğru yapılıp yapılmadığı da ayrı bir problem. Deprem teminatı konut poliçelerinde var mı? Kasko poliçelerinde var mı? DASK poliçeleri doğru metrekareyle mi yapıldı? Bunlar da önemli. Ama sigorta sektörü bu konuda hassas ve seferber oldu. Sigorta şirketleri de öyle. Deprem ilk günden beri sigorta sektörü deprem bölgesinde eksperleri, bağımsız eksperler orada. Sigorta şirketlerinin yöneticileri bölgede. Mümkün olduğunca sigortalıların yanında yer almaya çalışıyorlar. Tabii bizim aslında hem sigortalanma oranını arttırmamız gerekiyor, hem de doğru poliçe yapma kültürünü arttırmamız gerekiyor. Ve bu arada da DASK'a da yardımcı olmak gerekiyor. Tam da burada doğru poliçe yapmamız gerekiyor dediniz. Şimdi özellikle şimdi artık bundan sonrası için depremle yatıp artık depremle kalkıyoruz. İşte maalesef bugün de 5.5 şiddetinde bir Malatya'da deprem yaşandı. Şimdi bundan sonrası için öyle görünüyor ki depremi daha çok konuşacağız. Yani önümüzdeki birkaç yıl, belki daha fazla. Dolayısıyla bu sigortasıyla böyle, aracıyla böyle, eviyle böyle, dairesiyle böyle, iş yeriyle böyle. Şimdi doğru poliçe nasıl yapılması gerekiyor? Yani vatandaşımız bir sigortacıya gittiğinde nelere dikkat etmeli ve hangi adımları atmalı? Bu noktada özellikle bir mağduriyet yaşanmaması noktasında da hangi tavsiyelerde bulunursunuz siz Cem Bey? Şimdi öncelikle teminatlar tam alınsın. Yani biz ne yazık ki ülkemizde poliçeye bakıldığında ilk prime bakılıyor. Prime bakmamak lazım, teminatlara bakmak lazım. Örneğin kasko poliçemizde deprem teminatı var mı? Ya da konut poliçemizde deprem teminatı var mı? Kasko poliçemizde deprem teminatı muafiyetle mi alınmış? Konut poliçemizdeki
metrekare bilgisi doğru mu yazılmış? Eğer ihtiyari bir teminat alınıyorsa bina bedeli, muhteviyat bedeli tam mı alınmış? Yani bankaların yaptığı poliçelerde ne yazık ki muhteviyatları görmüyoruz genelde. Poliçemizi, konut poliçemizi yaparken binadaki muhteviyat bedeli de doğru mu hesaplandı? Bugün çok düşük konut poliçelerinde muhteviyat bedelleri yazılıyor. Halbuki orada binanın içindeki her şeyin halısından takım elbiselerimize, televizyonumuzdan elektronik cihazlara her şeyin bedelini üst alt alta koyduğumuzda sigortacımıza söylediğimiz sigorta bedelinin çok üstünde bir bedelle karşılaşabiliriz. Doğru bilgilerle yapılan poliçeyi bir de bilen bir kişiyle beraber üzerinden geçtikten sonra hasarlı bir sorun yaşamazsınız. Sigorta şirketleri de hasarlarını tam ve zamanında ödemek için özellikle böyle katastrofik hasarlarda, yani bir riskin birden fazla adresi etkilediği hasarlarda mümkün olduğunca sigortalıların yanında oluyorlar. Ama bu tıpkı bir yerden bir şey alıyorsunuz, eksik alıyorsunuz, tam alıyorsunuz. Eksik bir şey alırsanız, eksik gramajlı bir ürün alırsanız düşük prim ödersiniz. Yüksek gramajlı bir ürün alırsanız daha uygun prim ödersiniz, daha fazla teminat alırsınız. Burada asıl olan poliçeyi okumak ve doğru teminatları almaktır. Örneğin kasko poliçelerinde deprem muafiyeti var ya da deprem teminatı yok. Bunu kontrol etmek lazım. Burada doğal afetin sorumluluğu olmaz. Bazen trafik poliçeleri ödeme yapacak mı diye bir soru var. Trafik poliçeleri depreme dair herhangi bir ödeme yapmaz. Karşı tarafa verdiğiniz hasarı yapan poliçelerdir. Burada doğal afetten kaynaklandığı için binaların da sorumluluğu olmaz. Dolayısıyla çok ciddi bir imalat hatası olmadığı sürece sigorta şirketlerinin rücu olanağı da çok fazla yok aslında. Bu nedenden dolayı sigorta şirketleri önemli tazminatları ödüyorlar. Bu önemli tazminatlarda daha hızlı, daha güçlü olması için ve bu deprem ülkesi olduğumuzu da artık gördük. Yani illaki yıkılması gerekmiyor. Yıkılmasa bile önemli bir deprem hasarı oluşabilir. Depremden dolayı yangın hasarları, dahili su hasarları oluşabilir. İllaki bina yıkılmaz ama bir doğalgaz patlamasından bir hasar olabilir. Bu deprem hasarıdır. Ya da borular patlar. Bu da deprem hasarıdır ihtiyari deprem sigortalarında. Dolayısıyla deprem teminatını ve diğer teminatları, bugün depremi konuşuyoruz ama 3 gün sonra fırtınayı konuşuyorduk. İzmir'de seli konuştuk bir ara. Dolayısıyla tüm teminatların eksiksiz ve doğru alınması önemli. Hangi koşullarda alındığı önemli. Genel şartlarda birçok kısıtlama var. Poliçelerde bu kısıtlamalar var mı yok mu onları kontrol etmek lazım. Bu pek sigortalılarımızın yapabileceği bir şey değil. Örneğin yer kayması hasarında çevrede yapılan kazılardan dolayı yer kayması teminat dışı bir şeydir. Bu da poliçede yazmaz. Ama bazı şirketler çevrede yapılan kazılardan dolayı yer kayması teminata dahildir diyerek yangın genel şartlarındaki yer kayması kılavuzundaki istisnayı kaldırabiliyorlar. Poliçelerimizi yaparken yer kaymasından çekiniyorsak örneğin bu istisnayı kaldıran sigorta şirketinin poliçesini almak gerekir. Ya da araç çarpması teminatı, sigortanın kendi aracıyla kendi mal varlığına çarptığında teminat dışıdır. Poliçede kendi aracının çarpmasını teminat altına alan bir wording'i olan poliçeyi tercih etmek ihtiyari poliçelerde önemlidir. Tabii sigortalılarımızın poliçelerini okumalarıyla bunları takip etmeleri mümkün değil. Sigortalılarımız metrekaresine, sigorta bedeline, eğer ek bir sigortalı varsa ek bir sigortalının poliçeye eklenip eklenmediğine, ev %50-%50 iki kişiye aittir. Bu gibi konulara dikkat etsinler. Ama genel şartlardaki istisnalar poliçelerde istisnadır. Onların poliçeye eklenip eklenmediğini öğrenmek için de uzman sigortacılara sınırlar. Yani konut poliçesinde makine kırılması yapmak gerekir mi?
bir havuzunuz varsa yapmak gerekir. Elektronik cihaz teminatının limiti hakikaten evinizdeki bilgisayarınız, klimanız, televizyonunuz, bunları alt alta koyduğunuzda polisedeki elektronik cihaz limitiyle bu limit tutuyor mu? Yani 2000 lira, 3000 liralık limitler var ama belki de baksanız 30 bin, 40 bin, 50 bin liralık bir elektronik cihazınız var. Uzman biriyle önce sigorta bedellerini ve teminatları poliçelerde, ihtiyari poliçelerde belirlemek lazım. Kaskoyu yaparken de, üçüncü şahıs sorumluluk poliçesini yaparken de, sağlık poliçenizi yaparken de, konutunuzu yaparken de önce poliçeyi dizayn edin. Poliçeyi dizayn ettikten sonra prime bakın. Prime bakarak poliçe dizayn edilmez. Prime bakarak poliçe dizayn ederseniz elmalarla armutları ne yazık ki kıyaslamıyorsunuz. Bu gibi hasarlarda da sigorta şirketleri ne hasarınızı alamazsanız tepki gösterebiliyorsunuz. Halbuki poliçeyi doğru yapmak lazım. Örneğin 100 metrelik bir evi 50 metrekare göstermişseniz şimdi ne yazık ki 50 metrekarelik bir bedeli alacaksınız. Burada DASK'ın eksik sigorta uygulaması yapması sigortanın gereğidir. Ama DASK hasar ödemesinde özellikle yıkılan binalarda ve de ağır hasarlı binalarda binanın eskimesi ya da binanın ayıbından dolayı hasarları reddetmemesini beklerim. Çünkü DASK prim hesabını yaparken binanın yaşına göre bir sürprim uyguluyor. Siz bir bu sürprimi uyguluyorsanız binanın eski olduğunu kabul ediyorsunuz bir anlamda. Bu da önemli bir konu. Sigortalara baktığımızda zaten önemli bir şekilde 2017 arasında özellikle sigortalanma olduğunu görüyoruz. DASK poliçelerinde örneğin 2008-2007-2019 arası binalar toplam DASK poliçelerinin ülkemizde %42,5'unu oluşturuyor. Neredeyse DASK'la sigortalanan binaların büyük bir çoğunluğu 2007 ile 2019 arası binalar. 2070 öncesi DASK havuzundaki binaları %4'ü oluşturuyor. Çok küçük oranda çok eski bina var. 1976-1999 arasında %35'i oluşturuyor. 2000 öncesi de toplam DASK havuzundaki bina oranı %29'larda. Eski de olsa, yeni de olsa sigortalılar önce DASK poliçelerini yapmalılar. Sonra ihtiyari poliçelerini yapmalılar. Deprem teminatının alındığına özen gösterilmeli. Örneğin ne yazık ki birçok vefat oldu. Ferdi kaza poliçeleri çok fazla özellikle bankalar ve bazı sigorta şirketleri tarafından reklamı yapılan poliçeler. Ferdi kaza poliçelerini alıyoruz ama içeriğini tam bilmiyoruz. Bu ferdi kaza poliçelerinde deprem teminatı var mı yok mu? Buna da bakmak lazım. Ferdi kaza poliçesi bir meblağ poliçesi. Yani bir sigorta bedelinden de teminat limitinden bahsetmiyoruz. Risk gerçekleşirse o ödemek zorunda sigorta şirketi poliçedeki bedeli. Bu ölüm ve sürekli sakatlıklı ve tedavi teminatını içerebilir. Ölüm ve sürekli sakatlık aynı teminattır. Bir kişi ya ölür ya sürekli sakat kalır. Ölürse, iki kolu kaybedilirse, iki bacağı kaybolursa, ani beklenmedik bir risk sonrasında akıl almaz bir akıl hastalığına uğrarsa tazminatın %100'ünü alır. Ama sağ kol %60, sol kol %50 gibi o tazminat sizin belirlediğiniz tazminat limitine göre ödenir. Ama ne yazık ki deprem teminatı poliçenizde yoksa alamazsınız. Özellikle bu deprem olayından sonra ferdi kaza poliçelerinize de bakın. Deprem teminatı var mı yok mu kontrol edin. Onlara da deprem teminatı alın. Deprem teminatı DAS'dan
başka, yani Doğu Afetler Sigorta Kurumu'nun verdiği deprem teminatı sonrasında diğer tüm ürünlerde ihtiyari bir teminattır, ihtiyari bir üründür. Poliçelerinizde deprem teminatı var mı, varsa muafiyetli mi, muafiyetsiz mi, bunu kontrol etmemiz gerekir. Çok teşekkür ediyoruz, çok efendim, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun efendim. Umarım sigorta sektörü ve sigorta poliçeleri o bölgedeki sigortalılarımıza bir yarayan kanaya yardımcı olur. Ama sigorta poliçeniz varsa kullanmanız bile önemli bir konfordur, önemli bir huzurdur. Kendinizi yıllarca boyunca kazandığınız şeyleri teminat altına alırsınız. Hatta kendinizden sonra geleceklere de başınıza bir şey gelirse onlara da bir hayat sunma şansınız olur. Sigorta poliçelerimizi yaptıralım. Sigorta poliçesi kazandıklarımızın, emeklerimizin güvencesidir. Ama sigorta şirketi var diye kamu yardımcı olmayacak gibi bir görüşle kesinlikle katılmıyoruz sigortacılar olarak. Kamunun yanında sigorta poliçeleri de bu depremlerden, afetlerden zarar görenlerin kişilerin yanında daha konforlu bir hayat için yardımcı olacaklardır. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sigorta Acentesi ve Risk Danışmanı, aynı zamanda Ege Sigorta Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Cem Zeren yayınımıza konuk oldu. Bir kez daha teşekkür edelim sayın seyirciler. Devam edelim. Şimdi değerli izleyenler, günlük yayınımız sürüyor. 16.30 oldu saatlerimiz. Kolon kesme konusuna bir bakacağız. Konuyla ilgili haberimiz var. Şöyle ki bugünlerde bazı uzmanlar şu ifadeyi kullanıyorlar. Özellikle binaların altında bulunan, bazı binaların altında bulunan fırınların aslında ısındığı için, kolonları ısındırdığı için binaya zarar verdiğini söylüyorlar sayın seyirciler. Gelin hem bu kolon kesmenin zararlarına şöyle bir bakalım, hem de bu fırın konusuna, yani binaların altında bulunan fırınların binaya zarar verdiği noktasındaki açıklamaya şöyle bir hızlıca göz atalım efendim. Uzmanlar binaların alt katlarında bulunan fırın, pizzacı ve pastanelere dikkat çekiyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, yüksek sıcaklıkta çalışan işletmelerin binanın beton yapısına zarar verdiğini anlattı. Tabii fırınlar ayrıca buna bir ek daha bindiriyor. Çünkü fırının sıcaklığı oradaki beton niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor ve onu düşürüyor. Dolayısıyla fırın yapılacaksa tek fırın olacak orada. Başka bir şey olmayacak. Üst katlarda ev olmayacak. Yani bu son derece sakıncalı bir olay. Yani ayrı bir bina şeklinde olması gerekiyor fırın. Ve özellikle bugünlerde pizza moda olduğu için bu kez bir sürü de pizza fırınları açılmaya başlandı. İstanbul'da olası bir depremle ilgili uzmanlar apartman altı işletmelere karşı da uyarılarda bulunuyor. TMM OB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ise binaların giriş bölümlerinde bulunan işletmelerin bilinçsiz şekilde kolon ve kireç gibi taşıyıcı sistemlerine müdahalelerin ve binalarda potansiyel çökme riskini artırdığını vurguladı. Eğer otogalerileri veya marketler burada bir işletmeyi faaliyete geçirmek için binanın mevcut taşıyıcı sistemine müdahale ediyorlarsa kesinlikle çok yanlış yapıyorlar. Bırakın kendi güvenliklerini, o binada yaşayan bütün herkesin can güvenliğini riske atıyor demektir. Şöyle ki, binalar bir projesi yapılırken belli bir sayıda taşıyıcı elemanlar konmuştur. Bina ona göre modellenir. İnşaatı ona göre yapılır, olay bitmiştir. Bunlar yapıldıktan sonra dışarıdan yapılan her müdahale binaya zarar verir. Hele hele kolon kesmek gibi düşey taşıyıcı elemanı kesmek açıkçası intihar etmekten farksızdır. İşte kendi kendine, yani kolon kesildikten sonra ya bina ayakta duruyor diyorlar. Hiç belli olmaz. Bir müddet sonra önünden kamyon geçse bile o çökebilir. İşte depremde gördüğümüz gibi olayları da yaşarız.
Devam edelim sayın seyirciler. Şimdi Mustafa Elitaş'ın şimdi bu seçim konusuyla ilgili bir açıklaması var. Hem o açıklamayı paylaşalım sizlerle hem de konuyla ilgili 2023 seçimleri için artık geri sayımın başladığını da ifade edelim. Ama Elitaş'ın açıklaması yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT konusu sayın seyirciler ve özellikle seçimle ilgili de çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakın seçim tarihinin zamanında yapılacağına dair açıklaması var AK Parti'den ve seçimin ertelenmesi söz konusu değil dedi efendim. Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıklaması. Peki deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Bu soruya bir göz atacağız. Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu heyeti yerinde incelemelerde bulunmak üzere de bölgeye gidecek seçimin özellikle deprem noktalarında daha rahat bir şekilde yapılması adına sayın seyirciler. Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu bölgenin şartlarını yeniden gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzere bir rapor hazırlanacak. Çadır ve konteyner kentlerde oy kullanılmasına yönelik çalışma yapılacak. Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek. AFAD çalışanlarıyla deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek. Peki özellikle deprem sonrasında yönetmeliğe uygun binaların yapılması konusu da bugünlerde çok tartışılıyor sayın seyirciler. Vatandaşlar olası bir depreme karşı önlem almak için adeta yoğun da bir mesai harcıyor. Şöyle ki peki bina tespit başvuruları nasıl yapılacak? Kiracılar başvurabiliyor mu? Binalar riskli çıkarsa süreç nasıl işleyecek? Konuyla ilgili bir haberimiz var. Tüm bu sorulara cevap verebilecek işte o haber geliyor şimdi efendim. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından vatandaşlar oturduğu binanın güvenli olup olmadığını merak ediyor. Başta İstanbul olmak üzere depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlar başladı. Bina hasar tespiti çalışmaları devlete bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce mühendis ve mimarlardan oluşan bina hasar tespit ekipleri oluşturulduktan sonra bu ekipler doğal afetin yaşandığı il veya bölgede bulunan binaların incelemesini yapıyor. Hasar tespit başvurusu E-Devlet üzerinden yapılıyor. Sigortası olanların zararlarının tazmini içinse Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na başvurmaları gerekiyor. Kiracının doğrudan riskli yapı tespit ettirebilme hakkı bulunmuyor. Önce malikler başvuruda bulunabiliyor. Riskli yapı tespit raporu riskli çıkarsa taşınmaz yıkılmak ya da güçlendirilmek zorunda. Tahliye süreci için yetki belediyelere geçiyor. İlk 60 gün, ikincisinde 30 gün süre veriliyor. Süresi biten her binanın elektrik, su ve doğalgazı kesiliyor. Belediye tahliye sürecine başlarken malikler de uygulama sürecine başlıyor. 60 ile 30 günlük tahliye süresinin kiracıya da bildirilmesi gerekiyor. Bildirilmediği zaman kiracı dava açabiliyor ve idari yargı yürütmeyi durdurma kararı alabiliyor. Devam edelim sayın seyirciler. Depremzedelerin özellikle ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Eczacılar Birliği 10 ilde sahra eczaneleri kurdu. Eczacılar tarafından bağışlanan ürünlere ise 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor.
Türk İtirazcıları Birliği depremzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması için 10 ilde sahra eczaneleri kurdu. Tır, konteyner ve sahra çadır eczaneleri, eczacıların bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet veriyor. Depremden etkilenen 11 ilimizde 26 tane şu an sahra eczanemiz var. Gezici tır eczanemizi, konteyner eczanelerimizi ve sahra çadır eczanelerimizi biz 26 bölgeye kurarak vatandaşlarımıza eczacı meslektaşlarımızın bağışladığı tüm ilaç, medikal malzeme, sarf malzemesi, hasta bezi, çocuk bezi, mamalar, el kremleri, aklınıza gelen her türlü ihtiyaç malzemelerini sahra eczanelerimizin hastalarımıza, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu merkezlerimizden vermeye başladık. İlaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor. Bu sahra eczanelerimizde tüm kronik hastalıklarımız, diyabet, astım, KOAH, hipertansiyon, kolesterol, her türlü kronik hastalıkların ilaçları mevcut. Akut ilaçlarımız mevcut, antibiyotiklerimiz mevcut. Tabii antibiyotikleri doktor reçeteleriyle veriyoruz. Çünkü bunlar direnç geliştiren ilaçlardır. Burada medikal malzemelerimiz de var. Koltuk değneklerine çok ihtiyaç oldu. Tekerlekli sandalyelere çok ihtiyaç oldu. Bunları da biz buradan yurttaşlarımıza her daim 24 saat kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara bir destek de Kübalı doktorlardan geldi. Küba'dan Kahramanmaraş'a gelen 32 kişilik sağlık ekibi tercüman aracılığıyla muayene ettikleri hastalara sağlık hizmeti sunuyor. Küba halkına teşekkür ederiz. Tabii dünyanın öbür ucundan gelip bize hizmet verdikleri için Allah razı olsun. Onlara böyle bir acı göstermesin. Duygulandık, bunları burada görmek yani bizim için çok büyük sevinç. Allah razı olsun hepsinden. Türkmenistan, Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam ediyor. Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçisi Togan Oral sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk Hava Yolları uçağıyla 130 yatağın daha gönderildiğini duyurdu. Gaziantep Nur Dağı'na gideceğiz. Şimdi bölgede muhabir arkadaşlarımızdan Yalçın Semir Akarsu var ve TOKİ konutlarının da bir taraftan temeli atıldı. Ve bölgeden son gelişmeleri aktaracak Yalçın bize. Yalçın beni duyabiliyor musun? Evet. Evet, yayını sana bırakıyoruz. Konuğumla sana, buyurun. Evet, ulusal kanal olarak depremin ilk gününden beri deprem bölgelerinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda da Gaziantep'e bağlı Nurdağ ilçesindeyiz. Bu bölgede gerçekten depremden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Tabii bakan kurum açıklamıştı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum açıklamıştı. TOKİ eliyle Gaziantep Nurdağı'na deprem zedeler için evler inşa edileceğini söylemişti. Şu anda da o evlerin inşaatının yapıldığı bölgedeyiz ve yanımızda da burada hafriyat işleri yetkilisi Sayın Emin Terlemez beyefendi var. Kendisinden bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İsmim Emin, soyadım Terlemez. Firmanın hem sahibiyim hem yetkilisiyim. İşi ilk kazmayı vuranlardan biriz inşallah. Elimizden geldiğince son süre çalışmaya çalışıyoruz. Depremzede ve kardeşlerimizde bir yıl içerisinde işte başbakanımızın dediği gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir yıl içerisinde inşallah yetiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Bunun dışında sahada çalışmalarımızı ben size biraz anlatayım. Şimdi öncelikle bir zemin ötütü yapılıyor. Zemin ötütü uygun bulunursa tekrar oraya kazı işlemi için bizi çağırılıyor. Biz kazı işlemi için zemin ötüden sonra kazı işlemine başlıyoruz. Sağda zeminin yani kodun en sertini bulana kadar aşağı iniyoruz. Kodun en sert zeminini bulduktan sonra oraya binanın oturma sistemine kadar kazısını yapıp bağlantılarını
yapıp devam ediyoruz. Şimdi burada yaklaşık işte 8 burada, 16 da karşıda, toplam 26 blok dairemiz var. 26 blok konutumuz, 406 dairemiz var. Son sürat çalışıyoruz. Evet, yani burada da aslında sizin yaptığınız iş çok önemli. Çünkü deprem bölgelerini gezdiğimizde ve yetkililerle konuştuğumuzda en büyük problemlerden birinin zemin problemi olduğunu söylediler. Bizlere yani altyapı çalışmasının sağlam olmadığından dolayı birçok binanın yıkıldığı söylendi. Burada da hummalı bir şekilde gerçekten bilimsel yöntemler kullanılarak bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz anladığımız kadarıyla. Bu da binaların yıkılmamasındaki en büyük önemli etkenlerden birisi, aşamalardan birisi herhalde diyebiliriz. Burada dediniz ki 456 daire yapılıyor. Karşımızda da yine TOKİ'nin, bölgeyi de gezdik biz az önce, gördük yani birçok ev maalesef ki yıkılmış bölgede, binalar yıkılmış. Ancak depremden önce başlanan TOKİ'nin binaları da hemen sol tarafımızda sapasağlam ayakta duruyor. Sizler de görüyorsunuz, sayın izleyicilerimiz de görüyorlar şu anda. Ufak tefek çatıda sorunlar oluşmuş. Gayet normal tabii ki bu büyüklükteki bir deprem için, ama bunun sebebi ne? Yani biraz bunu anlatır mısınız bize? Şimdi TOKİ'nin en büyük etkenlerden biri olan tünel kalıp sistemi. Şimdi bir TOKİ zemin ötüdü yapıyor. Zemin ötüdü uygun olmayan yere bina dikmiyor. Birincisi aşama bu. Bunu da siz yaptınız zaten. Evet, tabii aynen. Zemin ötüdü bunu da biz yaptık. Şimdi ikinci sistemden şudur. TOKİ tünel kalıbı dediğimiz bir sistem kullanıyor. Yani hani gaz beton veya tuğla değil, bildiğin beton kullanıyor duvarlara. Bu da işte beton kullandığı, içinde de demir kullandığı için böyle birbirini bağlıyor. Bütün binayı koordineli bir şekilde birbirini tutuyor. O zaman hani depremde de sağlam birbirini tuttuğu için, hani matematiksel olarak birbirine sağlam olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunun en büyük sebeplerden biri bu. İkinci de hani daha zemin de tabii ki önemli. TOKİ önce zemin ötüdü yapıyor, sonra binayı yapıyor. Hani zemin uygun değilse binayı yapmıyor. O yüzden de TOKİ'nin binalarının ayakta kalmasının sebeplerinden en büyük sebep ve durum budur. Evet, yani tünel yöntemiyle yapılan binalar gerçekten her tarafı beton, evet, tuğla kullanılmıyor. Her taraf destekliyor birbirini. Aynen. Bu yüzden de ayakta kalıyor dediniz. Siz de bu işin uzmanı olarak şu an yapılan binalarda da deprem için daha da farklı yöntemler de geliştirildiğini duyduk. Bunlar için ne diyeceksiniz? Yani şöyle, hemen hemen birbirine aynı zaten. Hani değişiklik daha, mesela hiç şu anda mesela %100 daha sert zemin olmadan mesela hiç yapılmıyor. Aynı eskisine göre bence daha güçlü olacak şimdiki binalar. Ben eskilerle konuşuyorum. Ama şöyle dediğim gibi, yani en büyük neden tünel kalıbı, ikinci zemin. Evet, yani siz de burada zemin etüsünü gerçekleştirdiniz. Şu anda ne aşamada, biraz bunu da konuşalım. Şimdi şu anda yaklaşık 4 tane blok yerimiz hazır. Biz kaç daire alacak bu 4 blok? Bu, yani şöyle söyleyeyim, 6 kat çift daire olarak yaklaşık yanılmayayım, her blokta 16 dairemiz var. Toplamda 456 dairemiz olacak. Bir yıl içinde planlamayı düşünüyoruz. İşte dediğim gibi son sürat, yani depremden hemen sonra son sürat başladık. Allah'ın izniyle inşallah yetiştireceğiz. Burada şu anda kaç şu anda temel açılmaya başlandı? Şimdi burada bulunmuş olduğumuz bölgede 8 tane var. Geride arka tarafımızda 16 tane daha var. Biz şimdi son sürat görüyorsunuz başladık. Mesela yaklaşık işte perşembe başladık. Şu anda 4 tane de yerimiz hazır. Bu hızla da inşallah gidelim. Buraya ne yapılacak bu aşamadan sonra? Şimdi siz kazdınız buraları, temele kadar indiniz. Doğru. Sağlam bölgeyi buldunuz. Görüyoruz ki zemin etüdü hani yapılmış ve düzleştirmeye başlamış makineler. Şimdi zemin etüdü yapacağız. Komple sahayı istenilen koda getireceğiz. Sıkıştırma yapacağız. Üzerine tekrar bir daha bir beton dökülecek. Onun üzerine koruma betonu dökülecek. Sonra demirle bağlantı yapılacak. Sonra bina devam dikilmeye başlayacak. Yani altına konulan malzeme çok önemli. Burada da çok ciddi bir çalışma var. Yani kullanılan demir olsun, malzeme kalitesi olsun. Bunlar gerçekten TOKİ'de çok sağlam. Yani TOKİ'de ben kendim de TOKİ evinde oturuyorum. Kendi firma sahibi olarak.
Yani biz çok memnunuz. İnşallah da burada da aynen hiçbir şey olmadan çıkacak. Yani bu depremde burada Allah'ın izniyle bir şey çıkmayacak diye düşünüyorum. Evet. Sizin ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Benim son olarak elimizden geldiği kadarıyla yetiştirmeye çalışacağız. Depremize de kardeşlerimizden tekrar geçmiş olsun. Yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizden başları sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Gaziantep Nurdağı'ndaydık. Nurdağı'nda depremzedeler için yapılan konutlar son sürat devam ediyor. Bakan kurumun açıklamasına göre 9 ay ila 1 yıl arasında buranın tamamlanması bekleniyor ve depremzedelerin hali hazırda sağlam, dayanıklı bir binaya oturması için son sürat çalışmalar da sürüyor diyelim. Sizlerin sorusu yoksa sözü stüdyoya bırakalım. Teşekkürler Yalçın Semir Akarsu, sana ve konuğuna bir kez daha teşekkür edelim. Sizlere de kolaylıklar dileyelim tabii ki bölgeden, özellikle Nurdağ'dan, Gaziantep Nurdağ'da depremzedeler için inşa edilecek TOKİ konutların temeli hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere atıldı sayın seyirciler. O görüntülere dair detaylar da ekranlara yansımış oldu ve devam edelim şimdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki inşaat malzemesi üretici firmaları, bakın, deprem bölgesine yönelik fiyat sabitleme kararı aldılar. Peki bu karar nasıl alındı? Ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece inşaat malzemesi ürünlerinde fiyat artışı yapılmayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki inşaat sektörü temsilcileri deprem konutlarının hızlı ve güvenilir inşası için fiyat sabitleme kararı aldı. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 7 sektör meclisi adına basın açıklaması yapan TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyatların sabitlendiğini belirtti. Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıyorlar ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, depremin ilk gününden itibaren devlet yetkilileriyle koordineli yardım yapıldığını belirtti. Top olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3900 tır yardım malzemesi, 41 tır çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkinin sağlandığı kaydedildi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk ulusal kanala konuk oldu sayın seyirciler ve Külünk deprem sonrası ortaya çıkan devlet yok söylemlerinin neoliberal kökenli olduğunu belirtti ve 44 yıllık neoliberal sistem çöktü, kamu her alanda öncü olmalıdır açıklaması yaptı. Neoliberalizm çöktü. Yani neoliberalizmin çöktüğünü kendileri de kabul ediyor. Çünkü dijital üzerinden yeni bir ekosistem ortaya çıkıyor. Kamu denetleme rolü değil sadece. Kamu artık özellikle stratejik sektörlerde kamu aktif oyuncu olmak zorunda. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk ulusal kanal ekranlarına deprem sonrası yaygınlaştırılmaya çalışılan devlet yok iklimini eleştirdi. Külünk, bu bir neoliberal sistem dayatmasıdır ama neoliberalizm artık çöktü dedi. Yakın dönem neoliberalizm tarihinin Türkiye'ye dayattığı en önemli ögelerin başında devletsizlik geliyor. Devleti tasfiye etmek ve şirketlerin egemen olduğu, şirketlerin süreci yönettiği, bireyin tırnak içerisinde bireyin ve bireyciliğin merkezde olduğu, velhasıl insanlığın kendi tarihinde başardığı en önemli değerlerden birisi olan devlet mefhumunu tasfiye ederek devletsiz, vatansız ve de sermayenin tek başına tırnak içerisinde para tanrısının egemen olduğu bir Türkiye peşinde koştular. 44 yıllık bir Türkiye'nin yakın dönem neoliberalizm tarihinde. Külünk devletsizlik söylemini yaymaya çalışanların kaynağına dikkat çekti. Deprem felaketinin ilk saniyelerinden itibaren ortak bir dil geliştirildi.
Bu dilin merkezinde bir tek kelime var. Devlet yok, devlet çöktü. Siyasal iktidarlar eleştirilebilir. Ancak daha ilk andan itibaren masanın etrafındakiler PKK'lı hesaplar, FETÖ'cü hesaplar ve neoliberal hesaplar. Yani sağcısıyla, solcusuyla, Atatürkçü kimliğiyle, İslamcılık kimliğinin arkasına saklanmış neoliberal dalga doğrudan bir noktaya saldırmaya başladılar. Devlet yok, devlet otoritesi yok. Devlet otoritesinin olmadığı hiçbir yer yok. Eksiklik elbette olabilir. Türk milletinin bu söylemleri çürüttüğünü söyleyen Külünk bölgedeki dayanışmayı anlattı. Hepimizin söylemesi gereken ortak cümle şu: el birliğiyle bu yaraları saracağız. Enkaz kurtarma çalışmalarında zaten bir seferberlik ilan edilmiş. Herkes araç ve gereçleriyle şehirlerimize intikal etmek için müthiş bir mücadele verirken uçaklarla hemen şehirlere ekmek intikalini, gıda intikalini sağlamak için uğraşırken bir ses: devlet yok, devlet var, devlet dimdik ayakta. Evet, devlet dimdik ayakta. AK Parti MKYK üyesi Sayın Metin Künük'ün açıklamalarıydı. Bu açıklamalar ulusal kanala konuk oldu ve gündeme dair de önemli açıklamaları işte bu ifadelerle dillendirmiş oldu Sayın Künük. Peki EYT konusuna bir bakalım. Bugün de Mustafa Elitaş'ın, AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş'ın açıklaması vardı Sayın seyirciler, biliyorsunuz konuyla ilgili. Haberimiz de hazır. Hemen hızlıca EYT ile ilgili merak edilenlere bir bakalım beraber. Depremlerin ardından çalışmalarına ara veren meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor. Haftalık çalışmasına 28 Şubat Salı günü başlayacak genel kurulda EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'yla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklifle 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması bekleniyor. Daha sonra genel kurulda Kahramanmaraş Merkezi depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor. Deprem noktalarına gideceğiz sayın seyirciler. Türkiye Gençlik Birliği de bölgede çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok anlamlı bir organizasyona imza atıyor Türkiye Gençlik Birliği gençleri. Afşin Gençlik Merkezi'nde bir kütüphane kurulacak. Şu anda Dilek Doğan hemen o noktada. Hem bilgileri alacağız hem de aynı zamanda bir de konu olacak sanırım yanında. Hemen Dilek Doğan'a hızlıca yayını bırakalım vakit kaybetmeden. Dilek Doğan. Evet Serkan Aksarı, adeta gençler bu noktada arı gibi çalışıyorlar. Afşin Gençlik Merkezi'nde hayatın normal akışına dönmesi adına ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Tabii gençlerin, öğrencilerin, çocukların da eğitimine destek vermek adına büyük bir kütüphane kurdular Afşin Gençlik Merkezi'ne. Biz de şu anda o kütüphaneyi görüntüleyeceğiz. Tabii evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi konuklarımız olacak. Çocuklar ön tarafımızda şu anda görüyorsunuz. Onlar da ekranı renklendiriyorlar bir taraftan. TGB Genel Sekreter Yardımcısı Ata Pelvanoğlu ve TGB Genel Sayman Yardımcısı Peri Ayhan konuğumuz olacak. Öncelikle Peri Ayhan'dan başlayalım. Çünkü o bu kütüphanenin akışından bahsedecek. Günlerdir süren bir çaba var burada. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Tabii çok güzel görüntüler şu anda ekranlara geliyor. Kitaplar çok önemli tabii. Öğrencilerin eğitimine devam etmesi, depremde yaralarının sarılması çok önemli. Siz de burada önemli bir görev üstleniyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Şimdi şöyle
şöyle, biz uzun günlerdir buradayız, Afşin'deyiz. Deprem bölgelerinin her yerinde faal olarak çalışıyoruz. Hem Türkiye Liseler Birliği olarak hem Türkiye Gençlik Birliği olarak. Tabii burada halkla da bir yandan iç içeyiz. Hem gençlerle hem buradaki büyüklerimizle, çocuklarla sürekli iç içeyiz ve her gün sohbet ediyoruz. Onların yaralarını bir yandan da sarmaya çalışıyoruz. Hem ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. En büyük ihtiyaçlarından biri de, sık sık konuşuyoruz arkadaşlarımızla, kitap okumak, testler çözmek, bu gibi ihtiyaçları vardı. Çocukların çizim yapmak, boyama yapmak, oyunlar oynamak gibi ihtiyaçları vardı. Biz de düşündük nasıl bunları karşılayabiliriz diye. Türkiye Liseler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği olarak kollarımızı sıvadık. Türkiye'nin her yerinde burada kütüphane açacağız diye bir duyuru gerçekleştirdik, bir kampanya başlattık. Önce tabii sosyal medyada yaydık bu çalışmayı, ardından da gönüllülerimizi aradık. Sağ olsunlar, herkes, gören herkes yapabildiği kadar, elinden gelenin ardına koymayarak bize kitaplar gönderdiler. Buradan, buradaki halkımızdan da çok büyük destekler aldık. Çevremizden de çok büyük destekler aldık. Yine çok önemli bir seferberliğe imza atmış oldunuz. Tabii, aynen. Türkiye Liseler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği olarak zaten bu gibi çalışmaları sık sık yapıyoruz. Daha önce de yapmıştık. Mardin Kızıltepe Spor Lisesi'ne, Mardin Kızıltepe 47 Spor Kulübü'ne de eksik ihtiyaçları için çalışmalar düzenlemiştik, kampanyalar düzenlemiştik. Bu vesileyle de dediğimiz gibi eğitim gerçekten bu dönemde ciddi bir sorun. Biz de bu sorunu arkadaşlarımıza nasıl en hafife indirebiliriz diye çalıştık. Böyle bir kütüphane kurduk. Burada gerçekten arkadaşlarımız istediği saatte, istediği vakitte, gerekiyorsa sabaha kadar kalıp bizim de onlara yardımcı olduğumuz bir şekilde çalışma yürütecekler. Üniversite öğrencileri burada online eğitimle derslerine girecek. İlkokul, ortaokul öğrencileri, buraya öğretmenler de gelecek. Onlarla birlikte büyük bir çalışma yapmış olacağız. Peki size unutamadığınız bir talep geldi mi hiç, böyle işte ben sınava hazırlanacağım, kitap gerekiyor, ya da bir çocuklardan ben şu kitabı okumak istiyorum gibi? Şöyle, bizim bir arkadaşımız var, Ceylin arkadaşımız. Kendisi de hatta Türkiye Liseler Birliği'ne üye oldu. Bizim ilk tanıştığımız anda ben tıp okumak istiyorum. Evet, bölgede gördüğünüz gibi. Seve seve geçirebileceğimizi, ona her konuda yardımcı olabileceğimizi söyledik. O da burada sabah akşam dersini çalışacak zaten. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii efendim, çok önemli. Çocukların, gençlerin eğitimine devam etmesi oldukça önemli. Bir taraftan da sınav süreci yaklaşıyor. Bu sınav sürecine sağlıklı girebilmeleri öğrencilerin de çok önemli. Sayın Pervanoğlu'na dönelim. O da bize genel bir işleyişten biraz bahsetsin istiyoruz. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği çok önemli görev üstlendi bölgede. Koordinasyon açısından çalışmaları hızlandırdı. Yardımların daha hızlı ulaşmasını sağladı. Büyük bir koordinasyon sağlamış oldu yani. Biraz genel işleyişten bahseder misiniz? Çadır kentte özellikle işleyiş oturmuş durumda mı? Düzen oturmuş durumda mı? Türkiye Gençlik Birliği zaten depremin ilk gününden beri gerek deprem bölgesinde gerekse diğer illerde elini taşın altına koydu ve birlik beraberlik içerisinde bu yaşanan büyük afeti hep beraber toparlamaya çalışıyoruz. Burada da Afşin'de de bir çadır kentteyiz. Bu çadır kentin her işini yapıyoruz. Her işini mutlulukla yapıyoruz. Hem vatandaşımızla ilgileniyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çadırlarına bakıyoruz. Çocuklarla, kardeşlerimizle vakitler geçiriyoruz. Tabii bir koordinasyon artık burada sağlandı. Bir sistem oturdu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları yeterince karşılanmaya başlandı. Artık biraz daha sosyal faaliyetler de geçilmeye başlandı. Bir birlik beraberlik de var çadır kentin içerisinde. Çadır kente dağıtılmak üzere su geliyorsa vatandaşımız hep beraber, hem bize de destek oluyorlar, biz de onlara destek oluyoruz. Hep birlikte indiriyoruz mesela. Hepsi bizi görünce yüzleri görüyor. Biz onları görünce yüzlerimiz gülüyor. Samimi görüyorlar siz biraz herhalde.
Evet, evet. Bizi çok ya gönüllü olarak burada çalıştığımız için, AFAD'la birlikte, AFAD ekipleriyle birlikte burada olduğumuz için bizi her gördüklerinde muhakkak gelin çadıra bir çay içelim diyorlar. Herhangi çadırın önünden geçersek geçelim. Bu samimiyetle, bu güler yüzle karşılaşıyoruz. Bizleri çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik. Burada şartlar daha iyi hale getirene kadar biz de buradaki şartları en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederiz. Çocuklar, siz daha bir şey söylemek ister misiniz? Arkadaşlarınızla çok güzel oynuyorsunuz bir taraftan da. Şöyle dönersen, evet. Çocuklar bu depremde herkesi kurtarmak için burada bir çalışma yaptılar. Bu kütüphaneyi onlar için, bu küçük çocuklar için veya büyük çocuklar için hazırladılar. Burada eğlenmemiz çok mutlu. Burada da günlerimiz var, buraya okulları da onlar için, bizim için, küçük çocuklar depremde kafalarını toplamak için yaptılar. Teşekkür ediyorsun herhalde onlara. Arkadaşlarına da keyifli vakit getireceksin. Evet. Teşekkür ederim. Efendim, görmüş olduğunuz gibi Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği yine çok güzel bir adım attılar. Öğrencilere destek vermek adına güzel bir kütüphane kurmuş oldular. Aynı zamanda çocuklar için de sürekli çalışmalar yapıyorlar bölgede. Hayatın normalleşmesi adına önemli katkıları var diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan bölgede bildirdi. Afşin Gençlik Merkezi'nde kütüphane kuruluyor sayın seyirciler. Depremden etkilenen liseli arkadaşlarımız için çok ciddi bir çalışma, bir kütüphanenin kuruluyor olması, sınava hazırlanan arkadaşlarımıza hazırlık kitaplarını ve kırtasiye malzemelerini hediye etmek için de yine destek olunabilir. Bu anlamda TGB'nin hem sitesinden hem de Vatan Partisi'nin internet sitesinden de yine ve sosyal medya adreslerinden de çok rahat bir şekilde ulaşılabilir. Hayırlı olsun demek düşer bize tabii ki. TGB de deprem noktalarında yine hayatı normale döndürmek için de gece gündüz adeta çalışıyor. Bir kez daha oradaki gençlere, oradaki arkadaşlarımıza da kolaylıklar dileyelim ve biz de devam edelim sayın seyirciler. Şimdi birazdan bir açıklama gelmesi bekleniyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu dakikalarda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kenti ziyaret ediyor. Bakalım bir açıklama gelirse hızlı bir şekilde de ekranlarınıza taşıyacağız. Sadece Türkiye Gençlik Birliği gençleri değil, aynı zamanda Vatan Partisi de bir taraftan siyasi çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor sayın seyirciler. Vatan Partisi Ankara Keçiören İlçe Kurultayı. Evet. Evet, bu arada bir bağlantı gerçekleştireceğiz ama haberimize daha sonra gideceğiz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kıymet Yıldar'ı karşımıza. Sayın Yıldar'ı beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet, duyuyorum. Sizler beni duyabiliyor musunuz? Çok net duyuyoruz. Çok teşekkürler. Günlük yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi az önce beraber izledik. Hem Türkiye Gençlik Birliği hem de Türkiye Liseliler Birliği yine güzel bir işe imza atmışlar. Baştan tebrik edelim sizleri. Sonrasında da bu çalışmayla ilgili hangi bilgileri paylaşacağınızı da heyecanla soralım efendim. Buyurunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi benden önce canlı yayında arkadaşlar kütüphanenin açılışını da ilan etmiş oldular ama onların da çok söylediklerini tekrar etmeden ben de biraz aktarayım size durumları. Lütfen. Ben Ankara'dayım. Bundan önce Afşin'deydim, Gençlik Merkezi'nde. Orada depremin o etkisinin birazcık daha artık çadır kente, yani depremden etkilenen vatandaşlarımızın çadır kente geçmesiyle birlikte Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği gönüllülerine farklı bir görev düşmüştü. Biz de Afşin'e doğrudan geçtik. Orada birçok arkadaşımızla o çadır kentte hayatı biraz olsun normale döndürmek için çabaladık. Bu sırada benden önceki arkadaşlarımdan Peri arkadaş, genel sayman yardımcımız da bahsetti. Çok fazla liseli arkadaş, çok fazla ortaokul öğrencisi arkadaş vardı orada. Ve sürekli tabii orada bir iletişim halinde olduğumuz için bize taleplerini açıkça belirtiyorlardı. Bizden istedikleri bir kütüphaneydi. Ders çalışmak,
sınava hazırlanmak ve biraz aslında o eğitimden de uzak kalmamak istiyorlardı. Biz de kolları sıvadık. Hemen liseli, Türkiye Liseliler Birliği üyesi arkadaşlarımızla birlikte okullarımıza çalışmalar başlattık. Farklı okullarda, olmadığımız okullarda öğretmenlerimiz, müdürlerimiz aracılığıyla çalışma başlattı. Ve Afşin'deki gençlik merkezine bir kütüphane kurduk. Çok da böyle güzel de bir kütüphane oldu ama kampanya bitmedi. Devam ediyor. Bu bizim ilk kütüphanemiz. Bu hafta içerisinde farklı kütüphanelerinde açılışlarını yapacağız muhakkak. O yüzden kampanyamızı devam ettiriyoruz. Sadece liseli arkadaşların sınava hazırlanması için de değil. Yani orada canlı yayında küçük arkadaşlarımız da vardı. O arkadaşlarımız için boya kitapları, okuma kitapları, öykü kitaplarından tutalım da genç arkadaşlarımızın da okuyabileceği kitaplara, erişmesi gereken kitaplara, aynı zamanda kaynak kitaplara kadar birçok alanda bir havuz oluşturmaya çalıştık ve o havuzu Afşin'e ulaştırdık. Şimdi de kütüphanemizin açılışını yaptık. Oldukça mutluyuz. Şimdi lisedeki arkadaşlarımız tabii oradaki eksikliğin farkındalar. Yani orada bir kaynak kitaba ve kütüphaneye ulaşımın eksikliğinin farkındalar. Afşin'i ana merkez ilan ederek diğer bölgelerde de Altıçadır kentte var Türkiye Gençlik Birliği. Kalan o Altıçadır kentte ve daha ulaşacağımız diğer çadır kentlerde de kütüphane kurmaya devam edeceğiz biz bu noktada. Evet, çok önemli bilgiler paylaştınız. Tabii burada şu notu da gözlemlemek lazım diye düşünüyorum Sayın Yıldır'ı. Şöyle ki Türkiye Liseliler Birliği aynı zamanda Türkiye Gençlik Birliği gençleri bölgede ihtiyacı görmüşler ve hızlı bir şekilde de hemen adım atmışlar. Bu da bence çok kıymetli. Evet, orada arkadaşlar çok hızlı alıştılar bize. Hatta Afşin'deki çadır kentte üyemiz olmayan arkadaş kalmadı neredeyse. İlkokuldan arkadaşlar dahi talebe, TGB'ye üye olmak istiyorlar. Onlarla birlikte keşfettiğimiz bir eksiklikti bu. Ve zaman kaybetmek istemedik açıkçası. Çünkü oradaki arkadaşlarımız olabildiğince depremin bu durumunu üstlerinden atmak ve hayatlarını normale döndürmek istiyorlar artık. Biz de devletimizle de el ele vererek lisedeki arkadaşlarımızla, var gücümüzle, hocalarımızla, öğretmenlerimizle, gönüllülerimizle, hatta TGB gönüllülerimiz ve Türkiye Gençlik Birliği'nden mezun öğretmenlerimizle sadece kütüphane kısmında değil, online olarak ders vermek, bölgeye gidip eksik derslerde, konularda yardımcı olmak konusunda da ayrıca bir çalışma yürütüyor şu anda. Evet, peki o zaman Sayın Yıldır'ı bir kez daha buradan ulusal kanal ve ulusal radyo aracılığıyla bizi izleyen izleyicilerimize bir duyuru niteliğinde olması adına bir kez daha bu kampanyayı duyurur musunuz efendim, sizden rica etsem? Tabii, bizler ne zaman istersen Kitaplar Bizden kampanyası başlattık Türkiye Liseliler Birliği olarak. Hı hı. Depremden etkilenen arkadaşlarımıza ve deprem bölgelerine, yani deprem bölgesinde olsun olmasın depremden etkilenmiş kaynak kitapları o enkazların altında kalmış arkadaşlarımıza bizzat özel olarak ve deprem bölgelerine de ayrı ayrı kütüphaneler kuruyoruz. Buradan sizin aracılığınızda da hem liseli arkadaşlarımızı, hem liselerimizi, ortaokullarımızı, hem de vatandaşımızı, milletimizi bu kampanyaya destek olmaya davet edelim. Bize de bu fırsatı sunduğunuz için ayrıca size de teşekkür ederiz. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki TGB var, iyi ki bu anlamda Türkiye Liseliler Birliği var diyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz böyle güzel bir kampanyaya imza attığınız için. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, izledik sayın seyirciler, Kıymet Yıldır'ı. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı genel olarak kampanya ile ilgili de bilgi paylaşmış oldu. Bizler de hemen arkadaşlarımızdan o yine paylaşımı rica edelim. Ekranlara bir kez daha getirsinler ve kütüphane kuruyoruz başlığıyla Afşin Gençlik Merkezi'nde. Şu günlerde az önce de canlı bağlantılarla da ekranlarınıza getirdik. Hummalı bir çalışma var. Sizler de ellerinizdeki sınava hazırlık kitaplarınızı lütfen bu bölgeye, depremzede kardeşlerimize gönderiniz. Bakın iletişim numarasını hemen posta yazıyor. Ekrana getirdiğimiz işte bu açıklamada yazıyor. Kitap ver başlığıyla 0543 929 4016 nolu telefondan da yine buradan arkadaşlarımıza ulaşıp kitaplarınızı nereye göndereceğiniz konusunda bilgi alarak da bölgedeki depremzede kardeşlerimize yardımcı olabilir. Onlara bir nebze de olsa
destek olabilirsiniz uyarısıyla bize kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, şimdi az önce anonsunu yapmıştık. Ankara Keçiören İlçe Kurultayı Vatan Partisi'nin tamamlandığı sayın seyirciler. Kurultay'da Vatan Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı'na Furkan Yüceç seçildi ve yeni yönetim kurulu da belirlendi. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken kurultaylarını yapmaya devam ediyor. Keçiören ilçemiz önümüzde tanımladığımız büyük işin yapılmasında partimizde başlattığımız yarışın en önünde koşacak. Vatan Partisi Ankara Keçiören İlçe Kurultayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in katılımıyla yapıldı. Keçiören ilçemiz Ankara'mızın önemli ilçelerinden. Çok geniş nüfusu var, yoğun bir emekçi nüfusu var. Öncü karakterin kuvvetli olacağı bir ilçe. Vatansever bir kitlesi var, halkı var. Kurultay'da Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Şehmus Yıldırım Gençer, Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve Ankara İl Başkanı Deniz Tokgözlü'ye katıldı. Kurultay'a katılanlar arasında AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili Mustafa Bodur, Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Murat Demirbaş, Horasan Erenleri Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Özde yer aldı. Bu büyük felaketin ilk gününden itibaren Sayın Genel Başkanımızın emriyle bütün üyelerimiz ile seferberlik durumuna geçmiş bulunuyoruz. Bu büyük felakete karşı kenetlendik. Olağan ilçe kurultayı çalışmalarımızı da merkezine de bu kenetlenme ruhunu koyduk. Devletçe ve milletçe zorlukların altından kalkacağımızı gittiğimiz her yerde ifade ettik. Kurultay'da 2 yıl boyunca Vatan Partisi Genel Merkez Örgütlenme Bürosu Sekreterliği yapan Furkan Yüce, Keçiören İlçe Başkanlığı'na seçildi. Şimdi çok değerli bir başkan arkadaşımız da var. Genç, dinamik, partimizde iyi sınavlardan geçmiş. Bu arkadaşımızın önderliğinde ve Ankara ilimizin önderliğinde Keçiören ilçemizin büyük işler yapacağı bir sürece giriyoruz. Programımız hazır. Kurultayımızla birlikte programımızı bütün Keçiören ilçemizin her mahallesine, her sokağına, her apartmanına, her kapısından içeri, her eşiğin önüne sokmayı önümüze görev olarak koyuyoruz. Kadınlarımız, Keçiörenli kadınlarımız üretecek. Keçiören esnafımız şenlenecek, siftah yapmadan günü bitirmeyecek. İşçilerimiz, Ostim'de çalışan işçilerimiz, Keçiörenli işçilerimiz emeğinin karşılığını hakkıyla kazanacak. Görevimiz 51 mahallemizin 51'inde de örgütlü Vatan Partisi'ni yaratmaktır. Her mahallede temsilciliklerimiz olacak. Mahalle temsilcilerimiz muhtarlar gibi çalışacak. Bir kez daha söz veriyoruz. Keçiörenleri çıkmazlara mahkum etmeyeceğiz. Seçeneksiz bırakmayacağız. Muhakkak ve muhakkak Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Vatan Partisi'ni meclise taşıyacağız. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamasına götüreceğiz. Kahramanmaraş merkezli yine depremlerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve o basın toplantısına dair görüntülere bir bakalım. 9.990 yani 10 bine yakın bir artçı sarsıntı depremden bugüne kadar gerçekleşmiş durumda. Bölgede hızlı bir şekilde toparlanma süreci ve iyileştirme süreci devam ediyor. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Az önce de bahsettiğim gibi iyileştirme çalışmaları artık hem barınmaya yönelik, barınmada çadır, konteyner ve aynı şekilde de kalıcı konutların yapılmasına yönelik yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bütün adımlar hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde de 44.374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şu anda 12.171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Hem insani yardım göndermek üzere hem barınma çadır göndermek üzere köylerimize ve deprem bölgesindeki en uzak noktalara kadar ulaşmaya
çalışıyoruz. Hem hava kuvvetleri, kava kuvvetleri, sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve deniz kuvvetlerimize ait hava unsurları yoğun bir şekilde bu bölgede faaliyet yürütmektedir. Şu anda 78 uçak, 116 helikopter ve helikopterle 13.771 sefer düzenlenmiş durumda. Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğun bir şekilde kuruyoruz. Hem de bu artçılar nedeniyle bireysel çadır talepleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Günlük ortalama 10 bin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz ve bunu en uca noktalara kadar ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasında. Şu anda çadır kentlerimizde 287 tane çadır kentimiz var bölgede ve bu sadece çadır kentler kurmuyoruz. Bunların sosyal donatılarıyla beraber orada her türlü psikososyal desteğin de verileceği şekilde düzenli alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri kısa süre üzerinde faaliyete geçirmekte. Bununla ilgili olarak da 143 alan şu an itibariyle tespit edilmiş ve bunlardan 97'sinde altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta 4 tanesi de dün itibariyle bitirildi ve 10 binin üzerinde de konteyner bölgede kurulum çalışmaları devam ediyor. Gün içerisinde yaşanan, Malatya'da yaşanan ve 5.5'lik depremle ilgili detaylara bir bakacağız. Muhabir arkadaşımız Ekrem Demir şu dakikalarda bölgede ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeden son durumu alacağız. Ekrem Demir, Malatya'da genel tablo nasıl? Sanırım şu anda bir binanın enkazının hemen yanındasınız. Neler aktaracaksınız bölgeden? Evet, teşekkürler Serkan Aksarı. İzleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Evet, Malatya Battalgazi ilçesindeyiz. Bugün öğle saatlerinde Yeşilyurt merkezli, Yeşilyurt ilçesi Malatya'nın merkezi orada olan bir deprem yaşanmıştı. O depremde 29 bina yıkıldı. Şimdi hemen arkamızda bulunan bina ve bir başka Yeşilyurt ilçesinde de bulunan bir başka binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 32 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bu yıkım esnasında da 110 kişi yaralandı maalesef. Bu çalışmalar esnasında ekipleri artırmak anlamında, önlem anlamında da bölgeden 650 kişilik jandarma arama kurtarma ekibi ve STK'lardan oluşan arama kurtarma ekipleri Malatya'ya hemen intikal ettirildi ve şu an burada da diğer arama kurtarma bölgesinde de ekip olarak hiçbir sıkıntı yok. Fazlasıyla burada ekip var. Battalgazi ilçesinde izlemiştik. Battalgazi ilçesinde arkadaki yıkıntı aslında daha önceki depremlerde hasar almış olan bir yıkıntı ve buraya bir araçla gelen 3-4 kişi olduğu ifade edilen kişiler araçlarını park ediyorlar ve binanın önünden geçerken de bina o anda yıkılıyor ve binanın altında kalıyorlar. Bu bir görgü tanığının ifadesi. Şu an 3 ya da 4 kişinin enkazın altında olduğu tahmin ediliyor ve arama kurtarma çalışmaları da bütün yoğunluğuyla devam ediyor burada. Malatya'da çevrede görüştüğümüz birçok kişiden aldığımız bilgi şu: birçok kişi evlerinden eşya çıkarma telaşıyla evlerinde, binalarında olduğu ifade edildi. Ve hasarlı binalardan eşya çıkarma çalışmaları devam ederken bu depreme yakalandılar. Ve burada eşya çıkarma çalışması yoktu ama diğer birçok binada benzer sıkıntılar olmuş. Birçok kişinin de buradan telaşla zor kurtulduğu ifade ediliyor son bugün yaşanan depremde. Evet, Malatya'da maalesef bir yurttaşımız bugünkü depremde hayatını kaybetti. 110 yurttaşımız da yaralı olduğunu ifade etmiştik. Ve 29 bina bu öğle saatlerinde gerçekleşen depremle yıkıldı. 32 kişi maalesef 32 kişi yaralı olarak kurtarıldı buradan ve iki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Burada Battalgazi ilçesinde gelişmeleri takip ediyoruz. Yaralı yutmasını da takip edeceğiz ve onu da ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sizlere bırakalım Serkan Aksarı. Bakın, Malatya'dan son dakika bilgisi ekranlarınıza yansıdı sayın seyirciler. İşte o apartmandan az önce canlı olarak ekranlarınıza taşımıştık. Bölgeden yeni görüntüler geliyor. Bir kez daha Ekrem Demir'e teşekkür edelim ve o 3-4 kişinin olduğuna dair bilgi var.
Onu özellikle belirtmiş olalım. Bölgeden Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne yıkılan binada şu dakikalarda arama kurtarma çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgeden de görüntüler ekranlarınıza yansımış oldu. Saatler 17.22'yi gösteriyor sayın seyirciler ve şimdi bir kampanyanın haberini paylaşacağız sizlerle. Şöyle ki hangi kampanyadan bahsediyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart yani bu çarşamba günü bir yardım kampanyası gerçekleştirecek. Şöyle ki hem televizyonlarda hem radyolarda ortak bir canlı yayından bahsediyoruz. Saat tam 20'de başlayacak bu yayın. Ve depremzedeler için omuz omuza kampanyasının başlayacağını bizzat Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu. Elde edilecek gelir de depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin acısı hala çok taze. Biz de futbol ailesi olarak acısı acımız olan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı, sürdürmeyi, daha önce başlattığımız yardım ve dayanışma hareketini bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Şimdi omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, bir olup, birlik olup dertlerimize derman olma zamanı. Umutları yeniden yeşertmenin vakti. Kulüp başkanlarımızla birlikte duyurduğumuz 1 Mart 2023 çarşamba akşamı omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstererek futbol ailesi olarak bölge halkımıza desteğimizi en güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza vereceğiz. Yardım organizasyonumuzun ilk adımı 1 Mart çarşamba günü saat 20'de başlayacak olan A-Spor, Beyin Spor, D-Smart, TV Bu Spor, TRT Spor ve TV 8.5 televizyon kanallarımızdan ve pek çok spor yayını yapan radyo kanallarından, YouTube kanallarından gerçekleştirilecek. Futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Guardiola Manchester City'nin hocası, Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Arsene Wenger, Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi birçok ismi inşallah bir araya getirmeyi hedefliyoruz. FIFA ve UEFA ile de yabancı futbol federasyonları ile, yöneticileriyle, uluslararası yıldız futbolcular ile de organizasyonu daha da üst bir konuma taşımak istiyoruz. 1 Mart'ta başlayacak olan kampanyamız 15 Haziran'da sona erecek. Omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızdan elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kaybedecek vaktimiz yok. 1 Mart'ta herkesi ekranları başında kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Evet, Futbol Federasyonu Başkanı bizzat bu kampanyayla ilgili bilgi verdi. Sayın seyirciler, ekranlarınıza yansıdı. Çarşamba günü saat tam 20'de başlayacak bu organizasyon ve depremzedelere yine destek olmak amacıyla yapılacak. Şimdiden bir kez daha hatırlatmış olalım sayın seyirciler. Ve Taha Akgül, milli güreşçimiz, Mısır'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Özellikle şu günlerde gerçekten ihtiyaç duyduğumuz görüntüleri paylaşacağız sizlerle sayın seyirciler. Türkiye, 100 yılın son felaketi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremle adeta çalkalanırken içimizi ısıtan, yüreğimizi ısıtan bir başarı hikayesini getireceğiz. Güzel görüntüler var o hikayede. Sonra devam edelim. Buyurunuz. Milli güreşçi Taha Akgül Mısır'da altın madalya kazandı. İskenderiye kentinde yapılan organizasyonda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Polonyalı rakibi Kamil Tomas'ı 5-0 mağlup etti.
Böylelikle milli güreşçi Taha Akgül, Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu. Evet, güzel görüntülerdi izlediğiniz görüntüler. Milli güreşçimiz Taha Akgül Mısır'da işte bu görüntülerle Türk bayrağını dalgalandırdı. İçimiz az da olsa şöyle heyecan doldu ve ferahlamış olduk efendim. Bir kez daha teşekkürler Taha Akgül bu güzel görüntüler için diyelim ve şimdi çocuklar için gerçekleşen bir etkinliğe götürelim sizleri. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bakın. Çocuklar eğitmenlerle duvarlara resim çizdiler. Malatya'da ise TRT Çocuk, TRT Çocuk'ta yayınlanan ve o çocuk dizisi olarak bilinen Rafadan Tayfa'nın kahramanları çocuklar için bakın nasıl müzikal bir etkinlik düzenlemişler. Gelin o çocukların sevinç anına, depremzede çocukların sevinç anına biz de beraber ortak olalım efendim. Buyurunuz. Renkleri birleştirerek olmuş. Depremin izleri bir nebze olsun çocukların hafızalarından silmek için gittiler Gaziantep'in İslahiye ilçesine. Aslında buradaki amacınız çocuklara moral motivasyon olmak. O yıkık binaların görüntülerinden biraz olsun bir nebze olsun kurtarmaya çalışmak. Çocukların burada korkularını gördük. Yani hava karardığında acaba deprem mi olacak hocam çağrışımlarıyla hala içlerinde korkuyu barındırıyorlar. Ondan biraz uzaklaşması için moral olarak biz buradayız. O hayallerinden geçen dünyayı. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ardından da şehrimizin kanaat önderleriyle görüştük. Şehrimizde merkezin yanı sıra gölbaşının da içinde olduğu ilçelerimizde yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Adıyamanlı kardeşlerime ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum ve vefat eden kardeşlerimiz için gelin hep birlikte birer Fatiha okuyalım. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısıyla yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altında kalan hayatların acısı şüphesiz ki hep içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bunu Van'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Bingöl'de yaptık mı? Yaptık. Bunu İzmir'de yaptık mı? Yaptık. Bunu Simav'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Malatya'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Elazığ'da yaptık mı? Yaptık. Değerli kardeşlerim, birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem, gerek sel felaketleri
Bütün bunların altından kalkmayı başardık. Antalya'da yaptık mı? Yaptık. Muğla'da yaptık mı? Yaptık. Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Sevgili kardeşlerim, hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız. Müşteri olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza aynı ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler, kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz, devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözleri tutarak bir yıl içinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun diyoruz. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, görüntülerde de izlediniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu saatlerde Adıyaman'da ve Konteyner Kent'te depremzedeleri ziyaret ediyorlar. Görüntülerde de izlediniz az önce sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Konteyner Kent'te açıklamalarda bulundu. Açıklamaların detayları da ekranlarınıza yansımış oldu sayın seyirciler. Bir taraftan da tabii arama kurtarma çalışmaları Malatya'da hala devam ediyor. Yönetmen arkadaşımızdan rica edelim, eğer bölgeden görüntü verebiliyorsak şöyle hem bölgeyi bir görelim ve aynı zamanda bölgeden yeni bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edelim sayın seyirciler. Biliyorsunuz 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde, saatler tam 12.04'ü gösterdiğinde, dolayısıyla bölgeden maalesef bugün bir kişinin öldüğüne dair bir haber geldi. Aynı zamanda yaklaşık 69 kişi de bölgede yaralı olarak yine kurtarılmış oldu sayın seyirciler. Bu notu da sizlerle paylaşalım. Bölgeden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. O bilgileri de yine sizlerle paylaşacağımızda özellikle ifade edelim. Şimdi az önce çocuklar için etkinlikler paylaşmıştık. Etkinlik haberimizi izlemiştik. Şimdi bir kez daha Devlet Su İşleri, bakın, Kahramanmaraş'taki enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyor Devlet Su İşleri. 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, bir nevi şehri taşıyoruz. Amacımız şehirdeki depremin izlerini bir an önce silmek açıklaması yaptı. Bir nevi şehri buraya taşıyoruz. Kolay bir görev değil. Tabii bizim amacımız bir an önce şehirdeki depremin izlerini silmek. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınanların da aralarında olduğu 30 binin üzerinde binada hasar oluştuğu belirlendi. Büyük çoğunluğu Devlet Su İşleri'ne bağlı iş makinesi ve kamyonlar enkazı belirlenen 3 farklı döküm noktasına taşıyor. Yıkılan enkazların kaldırma, buraya getirme görevi Devlet Su İşleri olarak bize verildi. Yaklaşık 65 ekskavatör, 300 kamyon, 11 dozerle bu işlemi gerçekleştirmekteyiz. 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru çalışmalar hakkında bilgi verdi. Günlük 2400 civarı bir kamyon seferi gerçekleşiyor. 45 bin ton civarı da bir moloz
yığını bu bölgeye nakli gerçekleşiyor. Yaklaşık bir ay, bir buçuk aylık süre içerisinde biz bu enkazların buraya taşıma işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'taki depremin ardından yerle bir olan binaların enkazı, döküm noktalarında adeta dağa dönüştü. Kamyonların bıraktığı hafriyatlar iş makinelerince düzenlenip döküm noktalarındaki tepelere yayılıyor. Maraş depreminde değerli izleyenler bazı tarihi eserler yıkılsa da bazıları ise ayakta kalmayı başardı. Onlardan biri de Adıyaman'daki Göksu Viyadüğü ve Malatya'daki Beş Konaklar. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Göksu Viyadüğü 11 ili etkilen Kahramanmaraş merkezi depremde ayakta kaldı. Göksu Viyadüğü, Sultan II. Abdülhamid'in Bağdat Demiryolu projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında Göksu Nehri üzerinde inşa edilmişti. Yapımına 1927'de başlanan Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü 1929'da tamamlanarak hizmete alındı. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti. Bu görüntülerde Malatya'dan, Beş Konaklar olarak adlandırılan tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalarsa tamamen yıkıldı veya hasar gördü. Moloz var ya. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Beş Konaklar olarak bilinen yaklaşık 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi tarafından yaptırılan binalar dimdik ayakta kaldı. Takdir ilahi ama tarihi binalar olduğu gibi duruyor bak. Bak bayağı duruyor. Fark bu yani. İşte demek ki kalite farkı. Bura bayağı var ya. Ortalama 70-80, ben 50 yaşında olduğuma göre 70-80 sene var herhalde. 100 seneye yakın ortalama. Devam edelim sayın seyirciler. Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili ard arda kararlar aldı. Konuyla ilgili haberimiz hazır. ABD Başkanı Joe Biden da Kiev'e gitti. Batı'nın hamlelerini değerlendiren Doktor Mehmet Perinçek, bu yardımlar sadece savaşın uzamasına ve yıkımın artmasına sebep olacaktır dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale birinci yılına girdi. ABD ve Avrupa son olarak tanklarını Kiev'e yolladı. Son gelişmeleri aydınlık Avrupa'ya değerlendiren Vatan Partisi Rusya temsilcisi Doktor Mehmet Perinçek, Rus ordusunun beklenmedik anda cevap verebileceğini söyledi. Bu istiyor! Rusya'nın daha önce kullanmadıkları silahları kullanmaya kadar birçok yönetimin uygulanabileceğini söyleyen Perinçek, savaşın şimdilik stabil olarak devam ettiğini belirtti. Perinçek, Batı'nın Ukrayna ordusunu kullandığını ve kendi askerlerini göndermeye çekindiğini söyledi. Perinçek şöyle konuştu. Biden'ın ziyaretiyle köklü bir değişiklik olması mümkün değil. Çünkü sonuç olarak savaş sahasındaki durum güç dengeleriyle ilgili bir mesele. ABD yeni askeri yardım paketlerini onaylayabilir, artırabilir ama bu Ukrayna'nın bir nihai zafer kazanması için yeterli olmayacaktır. ABD'nin bu yaptığı yardımlar sadece Ukrayna'daki yıkımın artmasına neden oluyor ve savaş durumunun sadece gerginleşmesine hizmet ediyor. Ancak dengelere baktığımızda nihai olarak Ukrayna'nın zaferini sağlayacak bir askeri yardım mümkün değil. NATO veya Amerika Birleşik Devletleri zaten doğrudan kendi ordularıyla, kendi askerleriyle böyle bir savaşa girmek istemiyor. Daha doğrusu çekiniyor. Bunu Ukrayna ordusunu kullanarak yapıyorlar. Şimdi gençlere imkan verilince nasıl da güzel işler yaptıklarına, yapıldığına şahit olacağımız, bir kez daha şahit olacağımız bir haber var sırada. Günlük yayınımızı ekranlarınıza taşıyacağımız
Sayın seyirciler bakın, meslek lisesi öğrencileri bu kez de afet sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olacak bir proje için kolları sıvamış durumda. Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tankur diye bir prototip geliştirmişler. Bakın o Tankur'un içeriği ve aynı zamanda yaptığı görev neymiş diye bir bakalım beraber efendim. Meslek lisesi öğrencileri olası bir afet durumunda görev yapması için bir robot üretti. Antalya'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen Tankur uzaktan kumandalı arama kurtarma robotu prototipi üzerindeki termal kamera, sensör ve ileride takılması düşünülen hassas ses dinleme cihazlarıyla bölge taraması yapabilecek. Arkadaşımızın gelişiminde emekleri olduğu böyle bir Tankur'la beraber nasıl entegre edebiliriz diye düşündük bu deprem sürecinden dolayı. Bir fikir üzerinden çalışmalara başladık. Yazılım ve montajı dahil her ayrıntısı öğrenciler tarafından yapılan Tankur'un olay yerine yine öğrenciler tarafından yapımı ve yazılımı yapılan drone'la taşınması planlanıyor. Şu an bir prototip aşamasındayız. Görmüş olduğunuz drone'la operasyon alanlarına bu Tankur'u taşımayı hedefliyoruz. Bunlar hedeflerimiz dahilinde. Projemizin gelişimi hala devam etmekte. Şu an daha birinci basamaktayız. Tankur engelli arazide güvenle gidip görüntü ve ses bilgisi topluyor. Üzerindeki sensörlerin yanı sıra termal kamerayla gözlem yapan Tankur topladığı verileri ise operatörün kontrol ettiği bilgisayara aktarıyor. Tankın üzerinde bir tane kamera var. Ondan sonra işte Arduino ile kontrol ediyorum. Arduino'dan sonra LM238'e bir güç gidiyor. Onlardan işte elimde FlySecure i6X modelinin bir kamerası var. Kamerayla alıcıya eşliyorum. Alıcıdan gelen sinyalleri Arduino'ya çıkıyorum. Arduino'dan gelen bilgilerle de motorları çalıştırıyorum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, değerli izleyenler bakın, depremin ardından bölgedeki üreticilerin sorunlarını ve tarımsal üretim için yapılması gerekenlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada tarım arazilerinin imara açılmaması gerektiği belirtiliyor. Bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olduğu ve bu yüksekliğinde korunması gerektiği aktarıldı. Çürük binalar ve tarım alanlarının yumuşak zemini felaketin boyutunu artırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaşanılan depremin ardından bölgedeki üreticilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirdi. Bayraktar, deprem bölgelerinde en önemli sorunlardan birinin tarım alanlarının imara açılması olduğunu vurguladı. Bu büyük felakette yapıların sadece güvensiz olması değil, tarım alanlarının yumuşak zemini üzerine yapılması da etkili oldu. Deprem bölgesinde tarım alanlarının imara açılması sorunu da var. Tarımsal üretim için bulunmaz değerde olan bu toprakların inşaata açılması ve bu yolla yok edilmesi ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye atarken bu topraklar üzerindeki güvensiz yapılaşma insanlarımızı evsiz, baksız bıraktı. Bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Bayraktar, üreticiler için yapılması gerekenleri sıraladı. Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmelidir. Bu bölgede üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarını artırır, ayrıca tarım sektörünün küçülmesine neden olur. Çiftçilerimizin enkaz altında kalan makine ve ekipmanları zarar gördüğü için bu konuda da destek verilmelidir. TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ellerindeki arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmelidir. Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol gibi zarar gören altyapının onarılması büyük önem taşıyor. Özellikle tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması gerekiyor. Devlet Su İşleri bu konuda gerekli tedbirleri almalı, üreticilerin su sıkıntısına girmesini önlemelidir. Birlik Başkanı enerji şirketlerinin üreticilerden elektrik borçlarını tahsis etmeye çalışmasına ise tepki gösterdi. Bir yandan destek verirken
Diğer yandan elektrik şirketlerinin üreticilerin mazot ve gübre destek hesaplarından enerji borcunu tahsil etmesi büyük tepkilere neden oldu. Elektrik şirketleri büyük tepkiye neden olan bu uygulamaya derhal son vermelidir. Depremde büyük yıkım yaşayan deprem illerine her noktadan yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor sayın seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi de depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Kahramanmaraş merkezi 10 ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi depremzedeler için harekete geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgelerine gıda, barınma ve hijyen malzemelerinin yanı sıra birçok yardım gönderildi. Ayrıca 1000'den fazla ülke ocakları personeli ve 5000'den fazla saha personeli deprem bölgelerinde görevlendirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Doktor İzzet Ulvi Yönter hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyerek birlik olma mesajı verdi. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, her noktadan sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar deprem noktalarına her türlü desteği vermeye devam ediyor. Onlardan biri de Giresunlu vatandaşlar sayın seyirciler. Bakın, Giresun Belediyesi tarafından organize edilen yardım toplama merkezinde bu vatandaşlar, Giresunlu vatandaşlar hem gönüllü olarak çalışıyor hem de toplanan yardımların yerine ulaşması için de ciddi anlamda destek veriyorlar. Giresun depremzedeler için seferber oldu. Giresun Belediyesi'nin öncülüğünde yardım merkezi oluşturuldu. Oluşturulan merkezde yeni ve ikinci el kıyafetler ayrıştırılırken mamadan bebek bezine, el sabunundan şampuanına birçok ürün deprem bölgesine gönderilmek üzere sınıflandırılıyor. Tabii başta Sayın Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'nun organizasyonunda, koordinesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren biz depremle alakalı çalışmalarımızı faal bir şekilde, aktif bir şekilde yürüttük. Giresun Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Ömer Karakayalı ise yapılan çalışmaları anlattı. Hala da bu çalışmalarımız devam ediyor. Tabii liman alanında toplamıyoruz ama depoy diye ifade ettiğimiz o mevkiimizde, sosyal market alanımızda vatandaşlarımızın bize getirmiş olduğu ya da ulaştıracak olduğu yardım malzemelerini biz burada alıp tasnif edip ilgili alanlara depremzedelerimizin ilk plandaki acil ihtiyaçlarını giderme yoluna gitti. Evet, bu haberle beraber günlük yayınını burada noktalıyoruz ama haber maratonumuz tabii ki burada bitmiyor sayın seyirciler. 18.30'da. Saatler 18.30'u gösterdiğinde ulusal özel yayınıyla bu kez karşınızda olacağız. Çok önemli bir konuğum olacak. Ta İzmir'den Skype bağlantısıyla bağlantı gerçekleştireceğiz kendisiyle. Deprem bölgelerini tek tek gezen bir inşaat mühendisi kendisi. Aynı zamanda evet, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi, tüm noktaları gezdi. Ve binaların yapımı ile ilgili çok önemli bilgileri var elinde. O bilgileri canlı yayında, ulusal özel yayınında siz değerli izleyicilerimize aktaracak. Bu binaların yapımında nasıl aşamalar geçiliyor? Özellikle hatalar nerede yapılıyor? Aynı zamanda bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası çizilmeli? Yani adeta Türkiye inşaat alanını didik didik edeceğiz. Tüm bilgileri de yine ulusal özel yayınında, yine ulusal kanal aracılığıyla da aktarmış olacağız sayın seyirciler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen sonrasında 18.30'da yeniden birlikte olacağız efendim.